geldiniz. Bu hafta konseptimiz gelinlik. Fıkır fıkır şarkılarıyla Rumeli Orhan Kemal bizlerle. Bizlerle. Kafanda onca soru işaretleri yerine bir ünlem koy sana aşka. İşte benim sizinle eleme heyecanı başlıyor. Keşke hiç giymeseydin dedirtiyor bana. Giyeceğin bir gelinliğin astarı gibi. Daha kötü bir şey söyleyemez. Bir söz son kuvvet. Daha zamanı var. Hepimizin zamanı var. Deniz hariç. Eslem beslem. Eslem beslem. Karşı beri seslem. Karşı beri seslem. Eslem beslem. Eslem beslem. Karşı beri seslem. Karşı beri seslem. Geldin bir daha abuç çiç çiç. Oyna bir daha abuç çiç çiç. Ya bazen işte böyle istisnai durumlar, müstesnai hallerde daima kendini gösterir. Burada kendini gösterdi. Nergis bana dedi ki, abi düğünüm var, gelir misin? Ben itiraz ediyorum. Ben de itiraz ediyorum. Bu nikah kıyılamaz. Kabul et. Hayır. Bu nikah kıyılamaz. Dilara'yı veremeyiz, lütfen. Hazır olun kızlar. 2-3 This is a maze, a maze, wow. Ne dans ediyorsun böyle? Beğendiniz mi? Nerede beğendim, bayıldım. Ben çok etkilendim. Bütün söyleyeceklerimin hepsini söyledi. Ay! Uğurkan uyudur, bayılır. Yerine bırakmaz. Sonra diyorlar ki neden jüriye üyelerini söylediklerini tekrarlıyorsun Kerim? Ya. Görünüyorsunuz. Merve de kötü görünüyor. Simay da çok kötü görünüyor. Burada birbirlerine zaten rakip diyor olmaları da bence aslında birbirlerini rakip olarak görmediklerini gösteriyor diye düşünüyorum. Aynı ayakkabılardan Alman biraz garibime gitti. Bu ayakkabılar yani. Ciyaklamak istemiyorum ama. Siz normal misiniz ben ya? Ben gayet normalim. Bana bir masal. Baba içinde bütün oyunların kurtla kuzu olsun şekerle bal. Bu bir masal hayat bana içinde denizle balıklar. Önce onun babası benim babam gibiydi ama artık onun babası benim babam değil. Can benim her şey. O benim aşkım. En güzel gelinliği onun yanında giymek istiyorum. Çok kötü oldum ya. Oğlunla seni görünce duygulandım. Ben de babamı düşündüm ama ağlamadım. Çünkü babam ağlamamdan hoşlanmıyor. O yüzden hemen çıkar çıkmaz babamı görüntülü arayacağım. Bana bir masal anlat. Ben Bahar kadar şanslı değilim. Hemen buradan çıkınca olsun, görüntülü arayamayacağım babamı. Bana içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Bir an önce evlenir misin? Hayır. Evlen. Hayır. Evlen, yakamdan düşsün senin tatlı fanların.
Türkiye'nin en şık, en tarz, en havalı yarışma programı işte benimsin. Ben herkese mutlu, huzurlu pazarlar. Ekran başına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, güneş açmış, bulutlar dağılmış, mevsim değişmiş, doğa uyanmış. İnsanın içinde de ister istemez bir tuhaf kıpırtılar, bir tazelenmeler, tarihsiz bir coşku oluyor tabii, olmuyor değil. Şöyle sabah uyanıp camı açıp, oh derin bir nefes, mis! İşte öyle nefis bir pazarda biz yine hayırlı bir iş için karşınızdayız. Bu hafta konseptimiz gelinlik. Efendim derdimiz büyük, malumunuz. Kızlarımızın medeni hali bekar. Düğün mevsimi de açıldı, evlenene. Ne yapacağız yani, kızlarımızın boynu bükük mü kalsın? Olmaz, olamaz dedik. Ve bu pazar galamızda yine bir takım umut dolu, murad erme hayallerini hep birlikte dalalım istedik. Peki kızlarımız gelin olmuş gidiyorlarken bu muhteşem sahnemiz acaba kimlere kimlere emanet? Efendim fıkır fıkır şarkılarıyla Rumeli Orhan Kemal bizlerle. Aşka dair de konuşacağız. İşte bu cümlelerimizin sonuna ünlem koymaya gelen genç bir yetenek Özgün Kızıldağ bizlerle. Kafamda onca soru işaretleri yerine bir ünlem koy sana aşka. Önemini anlatalım, inelim derine. Diyelim ki bu aşk bambaşka. Efendim niyetimiz ciddi. İnşallah bir münasip koca her birine. Hazırsanız eğer işte benim sizinle eleme heyecanı başlıyor. 10 bin lira kimin olacak ve kiminle vedalaşacak? Enteresan bir eleme potası var. Sevgili jüri üyelerim. Evet, ortak karar kararımız var. Ortak fikir karar. Birliğine vardık. O zaman? 1, 2... Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde konseptimiz gelinlik. 18. haftada eleme heyecanını yaşayacağız. Ama önce jüri üyelerimi davet etmek isterim. Podyumun kralı, uğrumuz, bir tanemiz, canımız Uğurkan Erez. Gece karanlık, eller birleşmiş. Gece karanlık, kalpler süzleşmiş. İki yabancı tanışmışlar böyle. Yıldızlar şahit olmuş bu aşka. Mehtap demiş ki gece aşk başka. Yabancılara yapmış bir de şaka. Kaybolmuş mehtap, dalmış gitmiş buluta. Karanlık ara, aşıklar hep yan yana. Neden geceyi hep seçiyorlar? Yabancılar karanlıkta el ele sevişiyorlar. İki yabancı gözler birleşmiş, iki yabancı kalpler sözleşmiş, iki yabancı gölgelere sinmiş. Podyum. Uzun kraliçesi, ikonumuz, güzeller güzelimiz İvan Aser. Ovo je sve za pametnije, ovo je put za neke hrabrije, a moje srce je pile, vrtio
straha kada grmi, nešto ko svila na kaldrmi. A moje srce je bile pokislo žuto i malo, što je kraj orla jednom zaspalo. Tatlı yakışıklımız, prensimiz Kemal Doğulu. Fenomeni, olaylar silsilesi, jürimizin yıldızlar tabiri Kerimcan Durmaz. Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Ay hoş geldiniz. Ay buyurun, ayakta kaldınız. Ay hoş bulduk. Ay tabii sen. Düğünümüzde. Düğünümüz var. Adostlar düğünümüz var. Teşekkürler. Boyamadık düğünlere, nişanlara, kınalara. Asla. Aynen öyle. Mevsimi geldi, yapacak bir şey yok. Mevsimi geldi, susadım aşka diyorsun. Hazır fırsatımı bulmuşken bir de ben geleyim. Gelinlik giyeyim dedi. Yoksa başka türlü. Allah olacağı yok. Allah inşallah bir gerçekten gelinlik giymeyi nasip etsin sana. Amin. Yani düğün, en dernek, gelinlik zamanda falan değil. Yani daha öncelikli olarak ihtiyaç duyduğumuz başka bir durum var tabii. Bir adam gerekiyor. Damat lazım. Adam ama lazım. Biliyorsun dünyada kendi başına evlenen bir kadın var. Damatsız. O kadar da yani sen çaresiz de olabilirsin. Ve zavallı ve o kadar. Hayır. Hayır. Reddediyorum diye. Hayır. Ben bir kere giydim. Ve çok mutlu oldum. Ki inan hiç hevesim yok. Hani düğünler. Bir kere dene ama. Bir kere dene. Hayatımızda herkes denemeli bence. Deneme, bu deneyip yanılıp bırakılacak bir şey değil ya hani. Yani hani o suyla saadet arıyoruz o ya. O suyla dağılmak için dene onu diyorum. Ha. Yani evlen dene sonra şey yap demiyorum yani. Ama su soğukmuş bunu diye çıkabilirsin sonra diyorsun. Yani o da zaten Allah bilir. Tabii. Allah işi ama tabii inşallah hiç kimsenin yuva kırmasın yani. Yani bu zamanda bozulmasın zor tabii ki yuva kurmak. Tabii. Evlenmek, güvenebileceğin, sadık bir insanı bulabilmek. Aynen. Yani Allah aradığım hayırlı, kriterleri hayırlısını diziyorum versin. Hepimize hayırlısını versin. Sizin kriterleriniz ne mesela? Oo ben saymayayım. Ben de hiç evde konuşmayayım bu şeylerle alakalı. Bir ipucu. Ben evde kalırım çünkü kimse bana bakmaz o zaman. Zaten yani. Kalmış bir adamım. Kulüpteyiz hep beraber. Aynen. Ben değilim. O daha genç. Evet. 23 yaşında. Taze aşklar peşinde. Peşinde değilim, içindeyim. İçinde. Ay.
ben yıkıldım. Şu an. Yer yarıl, ben içine gir. Sırbistan'da yup. Yup. Uçuyor kalemler. Sırbistan'da şey, şey diyorlar. Birisi çok iyi tanımamalısın. Evlenmekten önce tabii. mutlaka bir kilo tuz yemelisin ona beraber. Bir kilo tuz. Bir kilo tuzun hazır sürdüğü mevsim, sıra yaz. İçerisinde. Elif yani. bana ben hayır, hayır. Bu yaz hayır. Demek ki tuz ne kadar kullanıyorsunuz? Azıcık kullanıyorsunuz. Bir kilo tuz beraber yemek böyle ne demek? Iki, uzun var. Zamanda hayatım, birisi tanımak. Duydun mu ben ne diyorum? Erik geldi. Bu yaz ben o bir kilo tuzu bitiririm. Bana bandır, bitir. Yazdan sonra tamam yani. Ölürüm. Evet. Bu yaz bulduk sana bir aslında tane. Aslında bir de böyle bir şey var sonra, ama tanıması lazım kişi. Yalnızlığım payidar yani yapacak bir şey. Bugün benimle istediğiniz kadar dalga geçebilirsiniz. Sonra ayakkabı bırakma kafamıza. Yok ya. Zor çıkar bakayım ya. Ayağında. Zor çıkar ha, yani. İyi evet. Az daha az zarar verir. Ama geçen gün kafama ayakkabı fırlattı Uğurkan. Senin haberin var mı? Tabii. Böyle bir şey yaşadım. Niye yaptın? Hak etti. Aa yok hak etmedi. Hak etti. Soğuk dedi. Hak etti. Soğuk dedi. Soğuk dedi. Canım. Dediler ki cool yani. Ne demek dediler. Ya, öyküye cool dedi kızlar. Sonra cool'un açılımını yapın dediler. Ben de soğuk dedim. Çok doğru. Ama soğuk ama denir ama arkadaşın olacak. Zaten herkes bana asık surat diyor, soğuksun diyor. Senin hafif bir soğukluğun var ama çok seni tanımak da. Ama seni tanımak da, seni yaşamak da. Ben de onu söyledim aşk ama kafama ayakkabıyı yedim. Arkamda bir bakışı var. Neyse ama sonra öpüştük, barıştık. Ama aynen. Şu anda prenses gibisin. Diyor ki, evvelsi gün Öykü böyle bir topuklara geldi. Hazırlıkla evet, geldi. Takozlar geldi. İki gün olsa ben o ayakkabıyı takozlar. O gün bebek gibiydim. Hiçbir şey, ses korkmadı. Asla açmadı. Yemedi biliyor musun? Valla bir gelinlik daha ama ben şöyle bir baktım, gelinlikler sanki bir... bir sınıf atlamış bir şey olmuş. Değil mi? Bir iyi görünüyorlar gibi. Evet. Değişik evet. Olmuşlar bakalım. Yani. Bakalım. Bir de yaz sezonu da geliyor. Düğünler başlıyor. Çok moderni de var. Aynen. Bütün gelin adayları izlesinler. Bir sürü gelinlik seçeneği görecekler. Belki istedikleri beğendiği gelinlik modelini burada görebilirler. Tabii kesinlikle öyle. Arka trafik çok yoğundu. Geçemiyordu birbirimize. Evet, hepsi kabarık yandı. Ben gideyim o zaman. Hadi git. Senin çiçek nerede bu arada? Ne çiçeği ya? Atacaktın. Ay. Biz de tutacaktık. 11 tane çiçek var, toplarız. Sevgili izleyiciler, 11 güzel kadın, bembeyaz gelinlikleri ve rüyalarını süsleyen düğün hayalleriyle gördüğünüz gibi konseptimiz gelinlik. Az sonra podyumda salınacaklar. Efendim... Öncesinde şunu söyleyebiliriz ki 10 bin lira kimin olacak, kiminle vedalaşacağız. Esas meselemiz bu. Heyecan büyük, hayaller dev. Ama o saadet anlarına geçmeden evvel sizleri selamlamak isterler. Uğurkan Erez'in muhteşem koreografisiyle hazırsanız eğer işte karşınızda, işte benim Selim'in muhteşem kızları. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away.
strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Allah'ım, kendime podyumda ve köprüde trafik sıkıştı. Köprüde trafik var yani. Harika görünüyorsunuz. Bol şans diliyorum hepinize. Puanınız bol olsun. Buyurun oturabilirsiniz kızlar. Keşke hiç giymeseydin dedirtiyor bana. Giyeceğin bir gelinliğin astarı gibi. Daha kötü bir şey söyleyemez. Bir söz oku ve bal kuşuna. Daha zamanı var. Hepimizin zamanı var. Beni sağır. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde 7. sezon, 18. hafta, tam 18. hafta. Dile kolay. Neredeyse iki sezonu iç içe birbirine bağlayıp yarışı sürdürüyoruz ve bir eleme heyecanına daha başlıyoruz. Konseptimiz gelinlik. Kızlarımız gelin olmuş gidiyorlar. Hayaller bembeyaz, güzel yarınlara dair umutlarımız sonsuz. Yarışa başlıyoruz. Performansların ilki. Geçen hafta galanın yıldızıydı ve bu hafta podyumun açılışını yapıyor. Simay Tokatlı podyumda. Geldin Simay. Merhaba, hoş bulduk. Gayet enteresan bir gelinlikle karşımızdasın. Nasıl bir yerdeyiz? Beraber gidiyoruz bu sefer. Evet, ben de geliyorum. Evet, siz de geliyorsunuz. Çifte düğün mü yapıyoruz? Evet. Aa. Evet, Monaco'ya gidiyoruz. Monaco'dayız. İki tane erkek kardeş var. Güzel. Bizi çok beğeniyorlarmış. Harika. Çok aşıklarmış bize. Ya aşık olacaklar. Oraya gidiyoruz. Tabii. Beraber gidiyoruz bugün. Tamam, Monaco'dayız. Kaçırmayın bu gel fırsatı. Biz gelebilir miyiz? Pardon, duyamadım. Kemal de olur. Kaçırmayın bu fırsatı ya diyorum. Ya her gün soruyor nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun diye. Ben de düşündüm bir artık son kere. Bir kere sen de gel. Allah razı olsun. Bir kere de basın. Beraber gidelim. İmzaları basın hemen. 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 Vakit kaybetmeden. Dilara. Yine güzel gözüküyorsun ama şov yapmadın. Genelde şov yapardı. Dilara bugün şov ben... yapacak galiba. Belli. Demek ki. Hiç şov yapmayan kız ben şov yapmadın şov dedi. Ben şov yapıyorum. Nadir zamanlardan birisi gene. Ama Simay hep şov yapıyor. Onun için ben de merak ediyorum galada Simay ne yapacak. Gelinliği zor buldum diye. Hayatım. Efendim? Gelinliği zor buldum. Niye? Ne işin vardı? Niye? Bence geziyordu. Şey, geçen hafta vize, aldın 10.000'i. Vize problemleri var biliyorsunuz. Monaco'ya gideceğiz. Bir sürü resim falan tabii. Çekildim. Aldın 10.000'i. Ne hiç bulduysan. Hiç alakası yok. En azından bir çiçeğin olsaydı diye düşünüyorum. Valla geçen gelinlikte de bir tek canlı çiçek bendeydi. Canlı her çantamla çıkayım dedim. Bir çiçeğin olmasını isterdim. Çantamı görmüyor musun? Güzel çantanı gördüm. İçeride de gördüm. Evet. Güzel gözüküyorsun. Hayır.
Neslihan. Simay, güzel görünüyorsun. Aslında fikir iyi bir fikir. Çünkü bu tarzda gelinler var. Monaco'da çok var. Konseptine uygun görünüyorsun. İyi görünüyorsun. Sağ ol. Canım. Aleyna. Ben aslında fikir olarak ben de beğendim Simay. Güzel gözüküyor. Bu fikir olarak beğendim aslında olunca beğendim. Aslında. Yani fikir olarak beğendim. Ama sadece şey neyini beğenmedim biliyor musun? Şuradaki ipleri olmasa da olurdu diye düşünüyorum. Neyle olurdu? Şuradaki iplerin var ya, ip askıların. Evet. Onlar olmasa daha güzel yani olabilirdi diye düşünüyorum. Yani benim öğrendiğim kadarıyla böyle çekiştirmek istemediğimiz için ip askı taktırıyorduk. Ben de o yüzden taktırdım. Ha, o yüzden canım yani arkadaşım benim. Daha böyle şey dursun diye. Okey, anladım. Oldukça tatlı gözüküyorsun ve farklı gözüküyorsun. Çiçek alma işin de bence güzel. Ben de ileride evlensem çiçek almam, duvak takmam. Yani yapmam bu tarz şeyleri. Niye yapayım ki? Ayrıca ben ileride evlenmek de istemiyorum. Belki eşinin annesi isteyebilir. Ay, anca istemekle yetinir. Bayağı bir de zoraki gelinsin sanki, anlamadım ben. Hiçbir hayal yok. Ya Öykü Hanım neden iyi? Hayır, bir hayalim var. Kalemin peşinden koşuyor. Var. Mesela hayır, bir hayalim var. Hani böyle o da bir gelinlik. Böyle diyenden korkmak lazım Aleyna'cığım, zaten biliyorsun değil mi? Evet. İlk önce senin evlilik haberini alırız. Öykü Hanım, Merve bugün ağladı saçları yapılırken. Evet, ağladı? Duygulandı. Ha? Çok güzel anladım. Olmuş, tam istediği gibi olmuş. Evlenmek istiyorum. Benim en büyük hayalim ondan. Çok duygusal. O yüzden hatta orada Yıldız'a da anlatacağım. Merve, gerçekten evlenmek mi istiyorsun? Evim ileride. Her genç kızın Merve hayalidir bize... ya, evlenmek değil mi kız? Ben de öyle düşünüyorum yani, ben evet. Konunun dışında kalıyorum. Yok, da ama ben sizi idol alıyorum lütfen. Kariyerin peşinde odaklanacağım. Merve'den hikayesini dinleyeceğiz. Yok. Neden aldın Merve? Allah beni anlatırım. Ne anlatacaksın? Yapma, ben yapmam. Anlatacak bir şeyimiz yok ki. Anlatacak neyimiz var Simay? Merak etme, korkma, anlatmayacağım. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Görüşürüz. Eyvallah. Simay'cığım. Nasıl farkındasın değil mi? Neyin? Neyin mi? Kendini. Şimdi açıklama yapmam için kaç salisen var? Üç. Üç. Benim fikrimdi. Bir, iki, üç. Benim fikrimdi. Bitti. Monaco'dasın. Monaco'dayım. Monaco'dasın. Hı-hı. Senin deyişinle. Peki yani ne mana? Ne mana? İlk gelinlikte çok sade, güzel bir gelinlik giymiştim. Evet. Hatırladığım kadarıyla da beğenilmişti. Evet. Düşündüm yine herkes balık giyer diye ve internette araştırdığım zaman bir sitede böyle şeylerin çok olduğunu yurt dışında gördüm. Hı-hı. Böyle pantolon, smokin bu tarzda. Hı-hı. Beğenilmese de farklı bir şeyler denemek istedim. Riske girdim diyorsun. Yani riske girdim. Açıkçası zaten geçen hafta da birinci olmuştum. Sıkıldım bunu diyorsun. Hayır, bunu olmaktan. Gerçekten denemek istedim. Çünkü ileride böyle bir yer açarsam eğer böyle bir şeyler yaparım diye düşündüm. Böyle bir şeyler yaparsın, yapabilirsin ama bu tarz daha, değil ama. Daha iyi olması lazım. Kesinlikle. Şimdi birincisi o alttaki saten korkunç bir kumaş. Kesinlikle katılıyorum. İkincisi bu volanların çok böyle gösterişli olması, o pantolonun alt kumaşının hiç gözükmemesi gerekiyordu. Her yeri volanlı olmalıydı o pantolonun. Bu üst bedeninin dikişi de korkunç. Buradan aslında sarkan volanlar da korkunç. Allah'ım bakalım. Ya, yakamayacağım. Ben biliyorum kötü olduğunu. Farkındayım. Uygulamada ama bu hata sabah var. Yani çok büyük hata var. İstediğim aslında böyleydi. O benim tarif ettiğim şekilde hani gösterişli volanlar, burada sarkanlar daha güzel, hı-hı, dalgalansa, üstünde güzel bir gepiyer olsa, askı olmasa belki o zaman daha iyi durabilir. Hı-hı. Ama şu halin gerçekten keşke hiç giymeseydin dedirtiyor bana. Çalışmadın değil mi dersine? Yok, provaya falan gitmedin. Ha, provaya gitmedim, evet. Gidemedim. Provaya sabah gitmedin. Çünkü sokaklarda attırdın bütün hafta sonu. Yok aslında. Bir arkadaşım için Adana'ya gitmek durumunda kaldım. Ha, Adana'ya. O yüzden. Niye gittin Adana'ya? Bir arkadaşım dizi çekiyor. İlk bölümünü beraber izlemek istedi. Ha, öyleli. Ben de onu kıramadım. Ona gittim. Ya o yüzden ben de madem öyle... Allah yazdı. Puanını kırdım. Sen onu kıramadın. Ben senin puanını kırdım. Bir daha Adana'ya asla gitmeyeceğim. Yapacak bir şey yok. İlk defa mı veriyorsunuz? İlk defa sana galiba 5 veriyorum, evet. Hoş geldin demek çok isterdim. Boş geldin demek daha çok istiyorsunuz. Ne gibi biliyor musun üzerindeki? Sanki bir yani giyeceğin bir gelinliğin astarı gibi. Aynen. Milara Mar. Daha kötü bir şey söyleyemez. Hayır. Ama bu ne? Simay, sen bu değilsin ki. Ama arkaya baktığım zaman hiçbiri ben değil.
Ama o zaman kendin... Gelinlik anlamında. Yani... Tamam, kendin gibi bir şey seçseydin keşke. Of. Bu sen değilsin Simay, kendini de bizi de boşu boşuna kandırma. Koça 10 mu? 10, 15. Aynen. Şu anda farklı bir şey yapmak istedin. Ben fikri sevdim, onu alkışlıyorum. Fikir olarak cesaret. Bu cesaret. Yaptın, pantolonun ve büstiyer giymek gelin olarak her zaman da göremiyoruz. Ama kumaş da çok yanlış bir kumaş yapıldığı için iyi durmuyor, güçlü durmuyor, zayıf duruyor. Bunu nasıl güçlenebilirsin? Eğer böyle bir şeyine gelirse belki küçük küçük bir eldivenler takabilirdin. Kafadaki böyle bir küçücük şapka, sert hatlarında takabilirdin. Evet. Mücevherler belki bir şey de yapabilirdin. Ben bu maskülen tarz gelinliklerinde beğeniyorum, seviyorum. Ben görmek, de çok beğeniyorum. Birisinde üstüne görmek çok hoşlanıyorum. Ama sen o top çanta ile böyle bir şey giydin zaman o zaman olmuyor. Ve ojeler, beyaz ojeler sürdüm. Evet, sürdüm. Bilmiyorum kim ne kadar, o kadar detaylar kadar indi. Yani çoğu farklı bir siyahlara şeyler görüyorum. Ona sıra gelince konuşacağız. Tırnakları da beyaz oldu. Teşekkür ederim. Hoşuma gitti. Gelin ojesi ama hep French'tir değil mi? Fikir için ben sana Simay'cığım 7 veriyorum. Teşekkür 319 ederim. 319'da 310'dur. Hep öyledir. Simay. Merhaba hocam. Merhaba. Monaco için belki değil ama ben arkadaşımın, bir arkadaşım, Hollandalı bir arkadaşım evlenmişti. Onun düğününe gitmiştim. Bu tarz bir gelinlikle çıkmıştı. Ama ikinci evliliğiydi, o da ayrı bir konu. Onu da benim bir... de artık da... ikinci halde. Olsun. Ben de fikrini çok beğendim. Çünkü ben çok severim. Çünkü öbür bütün gelinlikler zaten biliriz, hazırdır, kafamızda vardır o. Bütün defilelerimizde kullandığımız şeylerdir o tarz gelinlikler. Ama bu çok farklı. Yalnız kumaşını yanlış kullandığını söylüyorum. Ben aslında şu askıyı sevdim. Çünkü bu tip bir gelinlik askısız olsaydı şuralarını şöyle yürürken çekecektim ve bütün özelliği bitecekti. Siz geldiniz. Hoşuma giden bir şey şöyle oldu. Şurada düştü. Hiçbir şekilde kaldırmadın. Evet ama... Gittin. Orada çaktırmadan kaldırdın. Kastım o kendimi. Çok hoşuma Burkancığım, gitti. Burkancığım senin en iyi öğrenci Simay zaten. Ay öyle bir şey olmaz. Sürekli dinliyorum. Böyle evet. Kapısından. Evet. Ama çok belli ediyor podyum ya parkın açılışları şey. Teşekkür ederim. Bu sesimle de konuşma. Ben ya fikri beğendim ama kumaşı yanlış seçmişim be kızım. Yo. Zaten biliyorsun çok zordur. Hep arkadaşlarım da konuşur. Her şey bir kişi göstereyim. Çok zordur. Şey İstediğim puanı alamayacağım benden de. Ama fikrini çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bugün de bitti. Şükürler olsun. Görüşmek üzere. Geldim bir daha abuç çiç çiç. Oyna bir daha abuç çiç çiç. Ya bazen işte böyle istisnai durumlar, müstesnai hallerde daima kendini gösterir. Burada kendini gösterdi. Nergis bana dedi ki abi düğünüm var gelir misin? Ben itiraz ediyorum. Ben de itiraz ediyorum. Bu nikah kıyılamaz. Kabul et. Hayır. Bu nikah kıyılamaz. Dilara'yı veremeyiz lütfen. Sevgili izleyiciler, konseptimiz marifetiyle düğün dernek ortamını tesis ettik mi? Allah için ettik. Kız tarafı, erkek tarafı, dünürler, görümcelerler, işte o taraflar onların artık kendi ambiyansı. Kendi hayal güçleri tasarrufunda. Ve göreceğiz bakalım. Şimdi rüya gibi bir gelin gelecek. Öyle olduğuna inanıyor. Bakalım siz de öyle düşünecek misiniz? Tuğba Çiğdem podyumda. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances.
vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Benim bir lanet olsun evlendiğim güne Allah'ım diye. Siz yapmayın. Döve döve geldi. Hoş geldin. Nerede evleniyorsun? Hoş buldum. Benim hayalim evlilik değil. Tabii ki podyumlarda anca olur. Öyle bir hayalim yok. Yalan. Yalan söylüyorsun. Yok, geçti. Geçti gitti. Geçen şu bir şey mi bu? Evet tabii. Anladım. Yok, eskiden vardı, olmuştu. Şimdi istemiyorum, düşünmüyorum da. Doğru, haklısın. Oluyor. Böyle bir gelip geçiyor. Bir kere geçiyor. Yaşandı. Belki ileride bir 5-6 sene sonra falan. Şanlı mıydın? Yok, ben evlendim, ayrıldım. Evlendin, ayrıldın. Evet. Aa, hiç haberim yok. Bilmiyorum ki ben niye izledik sizi. Konuştuk biz bunu. Gerçekten haberim yok. Ne kadar süre evli kaldın? 2,5 yıl kadar evli kaldım. Şiddetli geçimsizlik. Yok, hayır, tamamen. Öyle bir şey yok ya. Anlaşamadık. Yaşım küçüktü. Oldu. İyi ki de oldu, iyi ki de bitti. Dost mu ayrıldınız? Tabii, dost ayrıldık. Peki, gel bakalım. Neredeydik? Podyumda. Podyumda, mankensin. Evet, mankenim. Yani... Bak, imkanım vardı kurtulmak için ama sen eyvah, kaşındın. Biliyorum, farkındayım. Sen kaşındın. Emine. Ya bir insana gelinlik bu kadar mı yakışır? O kadar yakışırdım ki Tuğba. O ten renginin üzerinde beyaz inanılmaz güzel duruyor. Fakat şu an ben seni 3 renk görüyorum. Etek ucun ayrı bir renk. İçinde ayrı bir ten rengi var ve üzerinde transparan bir detay var. Onların tamamını tek bir renk olarak görmek isterdim. Bütün havanı o öldürüyor bence. Aslında çok güzelsin. Gerçekten muhteşem ten görünüyorsun. Ten rengi mi öldürüyor? Evet, 3 renk görünüyorsun. Bence o gelinliğini tamamen bozmuş. Güzel bir gelinlik ama kötü görünüyor. Teşekkür ederim. Ya sen çok güzelsin. Gelinlik de çok güzel yakışmış ama hani 3 renk olması kötü görünüyor sadece. Bir ayakkabını görebiliyor muyuz bu arada? Yardım ihtiyacı var mı? Beyaz bir şekilde bir ayakkabı. Gördük galiba. Beyaz mantı. Merve, son yorum. Ben de beğendim tabii ki de. Çok yakıştı beyazlar. Kendi kapatma, neden kapatıyorsun? Bilmiyorum, yürüyemedim ya, korkuyorum. Hayır, şey hani ilerisi için kapatma inşallah. Sen de bir gün evlenirsin. Merve sen bugün hepimizi evet ikna edecek. Sen evet, ama bak, daha evlilik çok güzel genç diye. Canım. Daha zamanı var. Bayağı bir zamanı var. Hepimizin zamanı var. Deniz hariç. Deniz hariç. Ay Merve, biz daha gerçekten biz 19-20'yiz yapmadı Deniz. Sonunda birisi çok güzel bir nokta atışı yaptı. Kimseden gelmeyen Merve'den geldi. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Hazır mısın Tuba? Hazırım. Geçebiliriz. Tuba, hoş geldin. Hoş buldum İvan Hanım. Evli olduğunu hiç bilmiyordum ben. Evet, kimse bilmiyor. Özel hayatımı pek açmak istemedim burada. Ama açtın. Evet. İkinci kere olabilir, neden olmasın Tuba'cığım? Yani şey kapatma yani şey dosya. Kapatmıyorum canım, sadece zamanı var diyorum yani. Hemen ama daha erken çünkü kesinlikle benim için öyle. Biraz daha iş hayatıyla ilgilenmeyi evlilik tercih kaçmaz ediyorum. Tabii ki. İstediğiniz 40 yaşında da bile evlenebilirsiniz. Neden daha olmasın? Daha yaşım kaç ki? 25 yaşındayım. Ama anne olmak da çok güzel bir şey. Onun için tavsiyem çok geç de evlenme. Bir çocuk sahibi ol. En güzel bir şey. En güzel kesinlikle duygu çocuk evet ve anne olmak zaten. Ben seni çok beğendim bugün. Gelinlik çok güzel. Çok da yakıştı. Teşekkür ederim. Dar bir balık elbise formda gelini giydin. Ve çok da özel
senin hatlarında çok güzel ve ona gösterdin ve yürüyüşünden çok zarif de yürüdün. Aynı zamanda kafadaki taktığın şeyi de çok sevdim. Zarif mi yürüdü? Urkancığım. Sen bir dur daha. Sen bir dur daha. Bu arada bütün kızların da içinde bence Tuğba gayet zarif geldi. Çünkü bu elbiseyle taşımak ve yürümek çok zor. İlk defa. Ne kadar prova yaparsın, ne kadar şey yaparsın, zorlanırsın. Çünkü sen de profesyonel manken değilsin. Kesinlikle değilim. Mutlaka zorlansın. Tabii ki onu 5 santim kesebilirdin daha rahat yürümek için. Evet. Ama bu sizin sponsorunun elbiseler. Aha, sponsorumuzdan geldi, evet. Kesemiyorsunuz. Değil mi? Tabii ki kesemeyiz yani. Evet, ondan dolayı yani bu kadar imkansızlıktığına rağmen en zarif seni buldum ben bugün. Teşekkür ederim. Yürümekten canım. Dekolte kısım biraz fazla orada. Hı hı, son ama dakika olduğu için son biraz dakika, evet. Onu da çok fazla yorum yapmayacağım. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok mersi. Tuğba. Teşekkürler. Hocam. Özür diliyorum. Başlamadan önce çok çok özür dilerim. Yok, İlk defa yürüdüm. Yok kızım, yok kızım. Normal, normal de. Şimdi bazı tasarımcılar vardır ki defile yapmazlar. Ben şimdi öyle hayal etmek istediğim için bunu anlatıyorum. Böyle bir salon tutulur ve o salonda standlar vardır, podyumlar tek 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 tek. Oraya böyle koyarlar mankenlerini ve medya mensupları gelir tak tak çeker. Ben seni podyum yürüyüşü olarak kabul etmiyorum. Sanki öyle bir yerin üstünde durmuş, orada pozunu vermiş gibi. Belki de tema Haiti'li gelinler, Tahiti'li gelinler. O kadar benziyorsun ki şu anda o tarz gelinlere, saçlarınla, bu yaptığınla. Çok beğendim. Ona söyleyecek bir şeyim teşekkür yok. Teşekkür ederim. Ama bana o defile demiyoruz. Diyoruz ki bir salon tutuldu. Bütün 20 manken her biri podyum üstünde poz. Medyaya poz veriyorlar. Kesinlikle o bu. O zaman muhteşemsin. Kesinlikle bu. Öyle buydu diyorum. Zaten. Kes, öyle buydu diyorum. Zaten onu lütfen da bozmamak ederim, için. Şeye de söyleyeyim. Bunu yapan moda evini de iyi tanırım. İki şöyle TL atıp biraz daha kısaydı altını. Çok daha güzel yürürdü çocuk. O duydunuz anlıyor, mı? O duyuyor beni. Şimdi bir tane daha var öyle, o da gelecek. ama çok güzel duruyorsun. Demin o duvağını atman falan arkaya, zarafetinle çok beğendim. Ama podyum demeseydin ondun resmen. Ay. Ama podyum dediğin için ben seni öbür türlü bir defilede bir performans sergiliyor gibi görerek... Sizin fikrinizi almadığım için hatalısın. Kendime kızıyorum. Hatalısın, sorabilirdin. Özür dilerim. Çay. Ama çok teşekkür ederim. Yoksa onluktun. Teşekkür ederim. Hoş geldin, güzellik. Hoş buldum Kemal Bey. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Yakışmış gelinlik ama bu benim sevdiğim bir gelinlik modeli değil. Daha önce ben çok kabarık kullandım. Kabarık da sevmem. Bu da bu balık dediğiniz şeyi de sevmiyorum. bu kısmını ten rengi olması, altının ekru olması... Beni rahatsız etti açıkçası. Hepsi tek renk. Ya ten hı-hı rengi ya hepsi ekru olsaydı. Saçına taktığın bant güzel. Sonunda yaptım. Evet. İlk evlendiğinde nasıl bir gelinlik giymişti? Çok kabarık böyle güller falan vardı. Taş tuş her şey vardı. Kendin mi karar vermiştin? Evet, kendim karar onda vermiştim. Onda da bir yanlış karar vermişsin demek ki. Kokoş. Herhalde ondan böyle yuttum kaldı. Tamam. Şimdi artık, peki evlenecek olsan... Hadi. İstemiyorsun da evlenecek olsan bununla evlenir misin? Bu tarz bir gelinlik değil, daha sade, daha rahat daha... yürüyüp ve ben oynamayı seviyorum. Aynen, sen çünkü güzel oynuyorsun, oraya oynardım, bağlayacağım evet mevzuyu. Oynamak isterdim, eğlenmek isterdim. Yürüyemediğin için, hani oynamayı bırak yürüyemedin dahi. Hı hı. Hele bir de podyumda mankenmişsin. Hani oldu. Yani skandal bir konsept. Bulamadım, evlilik deyince böyle bir kaldım yani. Beni evlilik... eviniyorum deseydin. Etme dedim yani. Yani. Dinlemedim. Daha kötü oldu. Söyledi sana. Ben de sen sahnedesin ama Deniz'e bir tane şarkı göndermek istiyorum. Hmm. Onun gelmesini bekleyemeyeceğim, daha çok var ona. O yüzden yollayayım bir havamız değişsin. Olur. İşsiz dostsuz kalanı zordur halleri, yalnızlığa ancak sen dayanırsın.
ömrüm tek başına koyma kulları. Yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Eşsiz dostsuz kalanın zordur halleri. Yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Ah şu gelen yar. Tanrım tek başına koyma kulları. Yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Bu dünyada cefa çektirme bize. Yalnızlığa dayanırsın. Güveyli evler gördüm, kurulmuş yaya benzer. Güveysiz evler gördüm, kurulmuş yaya benzer. Yeşil man üzümü yola diktim gözümü. Ne gelen var, ne giden, kime diyeyim sözü. Tek başına koyma kulları. Yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Güzel çirkin deme, sen kayır yine. Bir münasip koca her birimize. Hasretini çekmişlere, tazeyken dul kalmışlara, ana gülü solmuşlara. Ver, 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 ver. Gökte uçan kuşlara, kurumuş koca ışlara, boynu bükük kalmışlara. Yetmez beş tane, beş tane, beş tane, beş de yetmez yedi tane. Ver, 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 ver. O yüzden 7 veriyorum. İyi kötü oldu. 2. Teşekkür ederim. Hoş geldin Tuğba. Hoş buldum Kerimcan Bey. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yani saçın, makyajın, kafanda kullandığın aksesuar çok güzel. Ben gelirliği sevdim. Fakat o iki renk olmasını sevmedim. Burada keşke buluştum. Sadece alttaki renkten, ekru mu alttaki renk? Alt ekru, üstteki çark. Alttaki ekru renkten yukarı kadar olsaydı. Kumaş mı yetmedi modacı bey? O bir bütün olsaydı çok daha güzel olurdu. Evet. Onun için 8 veriyorum. Güzel. Kabul edilir. Teşekkür ederim. Aa, bile. Teşekkür ederim. Sevgili jüri üyelerim, birkaç performans sonrası artık biraz eğlence arası. Aynen. Düğün dernek dedik, eğlenceden eser yok. Şimdi sırası geldi. İşte o an bu an. Aa, bakır. Aa. Ya. Ya kaldın öyle ya. Ortalarda kalıverirsin. Fıkır fıkır şarkılarıyla Rumeli, Orhan ve Kemal karşınızda. Çok
çek çek ve çek babana, al sana Makedonya. Çek turumayı, çek çek çek. Sür kremini, sür sür sür. Vallahi böyle bir enerji. Hoş geldiniz. Olamaz. Ay tam düğün ortamı değil mi? Teşekkür ediyoruz. Dobro. Başka adetlerle geldiniz. Arnavut adetleri. Bu sefer de biraz daha Arnavut adetleriyle geldik. Güzel. Hem roman havası hem Arnavut adetleri. Adetlerimizi burada sergileyeceğiz. Bakalım kaynanalarımız bize neler diyecek. Bizim kıyafetlerimiz öncelikle meşhurdur. Bu giydiği kıyafetleri. Şöyle giydiği kıyafetler boşnak. Öncelikle bizde düğünde kına gecelerinde giyerler. Kına gecesine giyerler. Benim ben ablamın kına gecesini görüyorum şu an burada. Değil mi? Benim ablam bu beyaz kıyafetten giydi. 8 metre oluyor bu şalvarlar. Evet, evet doğru. 8 metre kumaştan dikiliyorlar. Kesinlikle.
Kızlarımız da İzmir'den geldi, İzmir güzelleri. Hoş geldiniz. Çok güzeller maşallah. Dobro dobre, ne vakit. Başka bir bilmemiz şimdi, gereken bir özellik var mı kıyafetler? Bizim yörelerde, Arnavutlar'da kaynanamıza bir saygımız var. Yani el öpüyoruz. İşte kınalarda olsun, düğünlerde olsun. Temenna diyoruz bunun adına da. İşte sosyal medyada da milyonlar tıklanmış artık bu. Bunu bir gösterelim öncelikle İvan Hanım biz eşliği de hazır üzerinde. Suyun öte tarafından. Şöyle Balkanların kraliçesi. O zaman sahne sizin. Buyurun. Evet, hadi bakalım. Kızlar şöyle öne doğru. Savukurna Kadalusya, maşallah maşallah. Savukurna Kadalusya, maşallah maşallah. Yaşa be Şumemir Rusya. Gören maşallah desin, iyi giden meydan bir
Yalahi mori moviće, na kraj naši dgan će. Yalahi mori moviće, na kraj naši dgan će. Igda ne idam, igda ne idam, svega gdje dojdam. Ama artık onun babası benim babam değil. Can benim her şey. O benim aşkım. En güzel gelini onun yanında giymek istiyorum. Çok kötü oldum ya. Oğlunla seni görünce duygulandım. Ben de babamı düşündüm ama ağlamadım. Çünkü babam ağlamamdan hoşlanmıyor. O yüzden hemen çıkar çıkmaz babamı görüntülü arayacağım. Bana bir masal anlat. Ben Bahar kadar şanslı değilim. Hemen buradan çıkınca görüntülü arayamayacağım babamı. Bir masal anlat bana. İçinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Efendim, konsept gelinlik ama gelinliğe gelene kadar yuva kurmak bu zamanda gerçekten zor ama hakikaten çok zor. Kızlarımıza gelirsek eğer, kimi beyaz atlı prensini bekliyor, kiminin kalbi dolu. Kimi gencin güzelim daha erken dese de hoşlanılan beylere olan özlemleri konseptlerinden eksik olmuyor maşallah. E ne diyelim, Allah güzel gönüllerine göre versin inşallah. O da gelin olmuş gidiyor Duygu Çevik podyumda. And promises.
Seni ikinci kez kazanıyorum. Bir daha kaybetmek istemiyorum. Partnerin gelsin mi? Olur. Rüyaların prensi. Evet. Nerede durdun? Şöyle yanında durabilirsen. Benim yanımda. Fark ettin ya beni. Güzel. Filmin evet. Devamını izledik. Evet. Kabus mu senin için? Niye böyle kaçıyorsun, uyanıyorsun? Ben ondan öç almak istiyorum. Anladım. Onu bırakıp gitmek istiyorum. Gerçeğini yapamadık, rüyası oldu. Nerede evleniyorsunuz rüyanızda? Rüya olduğu için bunu çok detaylı düşünememişim ama bir otelde, bir yerde olabilir. Peki, gelin bakalım. Evet, beğendiniz mi filmin ikinci yarısını? İlk kadar olmasa da. Hatırlamayanlar var tabii aranızda, izlemeyenler. Merve. Güzel görünüyorsun. Çok yakışmış gelinlik sana da. Ben sadece başındaki o incileri sevmedim. Onlar beni rahatsız etti ama çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bahar bir şey söyleyecektin herhalde. Aslında unuttum. Olur. Aleyna. Ben aslında çok beğendim Duygu. Yani çok komikti de. Bayağı bir güldüm. Harbiden hani... Nasıl söyleyeyim, anca rüyanda görürsün gibi bir şey oldu. Öyle ama oldu, evet. Çok güzeldi. Sanki böyle dizi sezon finaline girmiş de heyecanlı yerinde. Sonra sezon finalinin gerisini izliyormuş gibi oldu. Güzel, ben beğendim aslında. Gelinliğe gelelim. Güzel olmuş, yakışmış. İleride seni böyle görmek çok isterim canım arkadaşım. Güzel gözüküyorsun Duygu. Teşekkür ediyorum. Of. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans geçebilirsin. Tamam, sen. Teşekkür ediyorum size. Duygu. Hocam. Nazar mı değdi? Buradan yürürken daha evvel çok güzel yürüdün, buradan yürüyemedin. Evet. Bak, seni böyle hafif makyajla çok beğendim. Hocam, siz bir önceki gelinliğimde kırmızı ruj sürdüm diye bir puanımı kırmıştınız. Bugün çok hoşuma onu unutmadım. Gitti. Evet, bugün kırmızı rujdan uzak durdum. Peki, saçların açık olması ki gelinlikte çok açık saç sevmem ama çok beğendim sana. Ama tenkidim var. Etek boyunu çok aşağıdan yaptırtmışsın ve bedenin, üst bedenin çok fazla uzun duruyor. Onun bir şöyle tık yukarıdan olsa idi, hem de yere sürünmez. Bu yürürken içeri giden danteller içeri gitmezdi. Bir tek problemin o. Yoksa çok zarif. Bilhassa kollara dikkat ederim. Ben bu tarz kolların yapışması gerekir. Yapıştırmışsın. Evet, yapışmadığı zaman çok kötü duruyor. Ama da proporsiyoncu başı olarak puan kıracağım. Evet. Arkadaşlarım daha yüksek verirler. Al. Teşekkür ederim. Kaç çok var? Sağ olun. 8. Arkadaşlarım daha yüksek verirler derken ne demek istedin acaba? Gördüm, 7 yazdınız. 7. Yani sen nerede gördün benim yüksek puan verdiğimi Uğurkan? Bir bilin, belki beğenirsin. Bir vicdanın yani sızlar. Bir insafa gelirsin evet, belki diye. Evet, vicdanım sızladığı için bu puanı verdim. Evet, incecik güzel belin ortaya çıkmış. Ama çok aşağıda. Ayrıca ilk damat seni terk etmişti. Sen intikam aldın, onu terk ettin.
Evet. Ağlatmıştın beni ilk seferde, hatırlıyor evet, musun? Evet, bu sefer de güldüreyim dedim. Bu sefer de güldürdün. Allah da seni güldürsün. Amin hepimiz inşallah. Ama ben gelinliğini beğenmedim. Ne olacak? Ne olacak? Gerçekten. İlk gelinliğin çok güzeldi. Evet. Keşke ona benzer bir şey daha giyecektim ama yine aynısı olur. Yine balık dersiniz diye giymedim. Prenseslerden nefret ediyorum. Yo, senin tarzın o. Onu giymeyi tekrar tercih edebilirim. İlla balık olmasına gerek yoktu ki. Kabarmayan bir şey tercih edebilirdin. Değil mi? Bir daha gelebilir miyim diye. Ne? Bir daha mı? Hafta doymadı. İçinde konsept. Sen yakın zamanda evlenmek istiyorsun sanırım. Hayır, gelinlik konseptlerini çok seviyorum ama. Ha. Evlenirsen sevmem. Bunu giyer misin? Hayır. Ne giyersin? Balık giyeceğim. İlla. Evet. İyi, al, yedi. Teşekkür ederim. Alsın. Senin bildiğin galiba iki çeşit gelinlik var. Birisi balık, birisi kabarık. Prenses. Balığı çok seviyorum, hayır. Sadece bir tane gelinliğim var. Ye, fosfor olur, güzeldir. Balık sev. Beynine iyi gelir. Omega 3. Omega 3. Fosfor dedi, fosforlu gelinlik giysin diyor. Ben gelinliğin demode buldum, Duygu. O kollar... O etek uçları benim hiç hoşuma gitmedi. Biraz eski model gibi. O yüzden... Hadi bay. Hadi bay. Yedi. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin Duygu. Hoş buldum. En etkileyici diyebilirim video bile hazırladın geçen. Hakikaten hepimiz etkilendik. Kemal de çok duygulaştı evet. Biz de. Aynen. Çok tatlıydı. Şimdi devam olarak çok esprili buldum ya. Sen gayet alemlik kadınsın. Ama yine ağlatmak istemedim ya. O gün ben de çok üzüldüm. Hayır, çok güzel yani. Ha, iyi atış oldu, nokta yaptın. Muhteşem, rüya oldu her şey. Hiçbir şey gerçek aynen. Değil. Evet, gelinlik için rüya olsaydı demeyeceğim. Ne demeyeceğim. O kadar kötü değil. Ben bendim. Sadece o belin kısım biraz da yukarıda olsaydı da çok daha iyi olurdu. Proporsiyon. Aynen öyle. Saç makyajda aynı fikirdeyim Murkan Bey gibi. Çok doğal ve güzel görünüyorsun. Taşıdım bir yere kadar. Ne kadar taşabilirsek Urkancığım tekrar söylüyorum kusura bakma ama rica çok ederim. Zor bunlar çok taşımak zor. Yani. Çünkü boyların daha bir tık daha kısa hem yere. Hem de ağır hem de boyu var hem de 1000 kilo kumaş yani evet. Çok zor bir şey. Çok aslında öyle. Ben size hepinizi tebrik etmek istiyorum ve alkışlıyorum. Ya teşekkür ederim. Hakikaten hiç de kolay değil. Çok zor bir durumda hepsi çok şu zor. Anda. Çok zor. Su bile içemiyorlar doğru düzgün. Onun için emekler var, her şey var. Kızlarımız, meleklerimiz. 8. Teşekkür ediyorum. Bay bay. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde artık geri sayım haftalarına yaklaşıyoruz ve bu haftanın kaybedenini arıyoruz. Yarışa yeni dahil olanlardan ve bu onun ilk galası. Performans önemli. O da bunun farkında ki yeryüzü yetmemiş galaktik güçlerin de desteğini alarak rakiplerine sıkı bir fark atmak istiyor ve müthiş bir sürprizle karşımıza geliyor. Bakalım nasıl bir gelin olmuş Nergiz Nasrullayeva podyumda.
çiçi. Alın çiçi çiçi, alın çiçi çiçi. Yabani yabani kız baksana bu yani. Hey yabani yabani kız baksana bu yani. Yine başıma çöktü karlı dağın dumanı. Yine başıma çökmüş karlı dağın dumanı. Abu çi 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 çi, abu çi çi çi. Abu çi 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 çi, abu çi çi çi. Eslem beslem, eslem beslem, karşı beri seslem, karşı beri seslem. Eslem beslem, eslem beslem, karşı beri seslem, karşı beri seslem. Geldin bir daha abuç çi çi çi, oyna bir daha abuç çi çi çi. Yandın bir daha abuç çi çi çi, abuç çi çi çi, abuç çi çi çi, abuç çi çi çi, abuç çi çi çi. Hoş geldiniz. Ya ilginç bir durum var bugün burada. Çok özür dileyerek ben şimdi düzeltebilir miyim? Düzelt. Hı, dinliyoruz biz sizi, buyurun. Vur beni. Yok ya, olur mu? Tamam. Buyurun. Ay hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Ama ne güzel sürpriz. Ne enerji, ne enerji geldi yine. Stüdyo doldu taştı. Gerçekten sevdiklerim, farklı sevdiklerim bir aradasınız. Ya bazen işte böyle istisnai durumlar, müstesnai hallerde daima kendini gösterir. Burada kendini gösterdi. Nergis bana dedi ki abi düğünüm var, gelir misin? Ya bir siz şok tabii. Meşgul müydünüz o ne sırada? Düğünü? Dünyada mıydınız? Hangi gezegen? Başka bir gezegende ya, miydiniz? Bir düğün beklerken kaç tane düğün var? 11 tane. 11 düğün var. Toplu evet. Evlendiriyoruz. Pardon nikah. 12. Yok hayır. Bir temenni cümlesi gelip sadece. Peki sen ne zaman evleniyorsun? Şöyle gönül gözüyle bir baksanız bana, acaba var mı yakında bir bana talip, kısmet? Sizden haber almak belki bir. Evli kelimesinin anlamı nedir? İşte onu soruyorum. Evli. Yani evi var, li ne? Evi de var herhalde. Evi de var. Evi de var. Kuyruk gibi geliyor. Evli. Yani evde... Olabilir. Adama kal geldi İvana senin yüzünden. Nergis der ki ben alayım, yiğit başına belayım. Her çiçekten ben alayım. Benden ala çiçek var mı? Çiçek var mı? Yiğit başına belayım.
Benden ala çiçek var mı? Çiçek var mı? Sahnede bir düğündür. Ekranlar aslında sizin düğününüzü izliyor. Bir düğün derken birçok düğün oldu bir arada. Ben de bu düğünüzde sizlerle oldum bir arada. Siz bakmayın bu iki murada. Onlar sonunda erecekler murada. Bravo. Ağzına sağlık abi. Güzel öpüyorum. Çok saygılar, çok sevgiler. Oturmak istemez misiniz Mustafa ya, abi? Sağ olun, var olun. Ama yeriniz var bekliyorlar. Burada. Ben ne zaman geleceğim? Bir gün mutlaka bekliyoruz ama. Sizin o... bir arada olacağım. Çok saygı İnşallah. duyuyorum. İnşallah. Bekliyoruz o zaman. Sizi seviyoruz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Nergis'im hoş geldin. Hoş bulduk Ekan'ım. Vallahi güzel sürpriz yaptın bize. Biraz öyle oldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Çok seviyoruz Mustafa Topaloğlu'nu. Biz de. Yakının mı? Evet. Sağ olsun kırmadı beni. Harika. Dedi ben oraya jüri olarak da gitmiştim. Böyle gidersem şaşıracaklar. Ama çok ısrar ettim, o da kırmadı. Büyük sürpriz oldu, günün sürpriziydi. Nasıl bir düğün hayal ediyorsun Nergis'ciğim? Şimdi bizde Azerbaycan'da Guba denilen bir yer var, bölge yani. Yani İstanbul'un ilçeleri gibi. Orada açık havada orada bir düğün yapıyoruz. Kırda mıyız? Hayır, yaz düğünü ama kırda değiliz. Kırda değiliz, kapalı mekan mı? Açık. Hayır, açık, sanki otelin... Bahçe gibi bahçe bir yerdesin, gibi, evet. Anladım. Peki, damat bey'i de şöyle alalım. Soralım bakalım. Emine. Ben çok beğenmedim bugün. Yani güzel görünüyorsun, hakikaten çok güzelsin. Tenin çok güzel, fiziğin çok güzel. Ama gelinlik sanırım bir beden büyük sana. Hatlarını falan çok çıkarmadığını düşünüyorum. Ve de yürürken biraz zorlandın. Evet. Hepimiz zorlanacağız. İlk defa giyiniyorum sonuçta. Doğrudur, hepimiz belki de zorlanacağız. Hevesin var mı Nergis? Yok, Öykü Hanım, hiç niyet düşünmüyorum. Niyet yok mu? Hiç. Hayır. Bu fırsat giymiş oldun. Evet. Ve duvağını biraz çok anlamsız bir yerde buldum. Belki saçlarını toplatsaydın arkadan duvağının takıldığı yer kötü duruyor. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Bu kadar. Teşekkür ederim. Tabii hepiniz güzelsiniz. Tabii ki çok güzelsin. Çok gelinlik, yakışmış. Gerçekten çok yakışmış. Saflık, masumiyet hep evet. söylüyoruz. Gelinlikleri yarıştırmıyoruz burada ama stil açısından fikir vermek adına... Böyle bir konseptimiz var. Yoksa hepiniz birbirinizden güzelsiniz. Birinizi evet. diğerinden ayıramayız. Canlarım. Evet. Canlarım. Deniz. Ay. Merhaba. Görmüyorum ya sizi ben. Bir gelin ağırlığı çökmüş üstüne. Bir ağır baş hanımefendi. Hep aynı. Şurada selam veriyorum, göz kırpıyorum. Böyle kafa çeviriyorsun falan. bir havalar. Madem... Allah Allah. Bugün giyen madamım ya, böyle gelinliğe göre uslu durmam gerekiyor. Fırsat bu fırsat, hazır giymişsin. Baktın evet. mı buraya geldiğin zaman etrafı, bir kolaçan ettin mi? Etmedim, gerek görmedim. Gerek bugün yok. Özel hazır geldin mi? Yani anladım. Her şeyim tam takır. Nergis beyaz giymişsin, gelinlik her kıza her kadına çok yakışıyor. Bir masumiyet var. Çok da güzel yakışmış. Yalnız benim hani gelinliğini beğenmedim değil, güzel gelinlik. Yalnız benim bir şey dikkatimi çekti. Bir de Mustafa Topaloğlu Bey çok güzel. Zaten çok seviyorum, benim gibi kendisi de uzaylara gidip geliyor. evet, çok güzel enerji verdi. Emine doğru söyledi. Katılıyorum o konuda Emine. Yalnız bir şey var, o pastayı keserken, oynarken biraz böyle ruh isterdim. Ama dedin ki ben evlenmeyi düşünmüyorum ya, onu hayır. oraya bağlayınca... Hani burası şov gibi ya, ne bileyim. Nergis orada hayatı sorguluyordu herhalde. Bunu niye giyerler ki? Niye evet. bir şey yapar? Anlatsana neler geçti için. Ben bunu nasıl aldım? Olmadı yani, mı yani? Yok, gelinliği çok sevdim, beğendim de yürümesini bilmiyorum. Ne yapayım? Hanım, hiç düşünmüyorum. Bu arada şey yani program icabı giymiş olsak da bir hayalimiz olsa bile şu an mesela ben o ruhun içindeyim. Ben o ruhun içinde olmamı... Sen ondan çıkamıyorsun ki Denizciğim. Evet, sen her evet, ruha gelebiliyorsun. Hani o ruhun mesela Mustafa Topaloğlu beyefendinin bile ruhunun biraz senin de onun gibi, kendileri gibi olmasını istedim. Hani burası senin podyumun, şu dakika senin dakikan.
Geri her şey güzel, gerisi. Teşekkür ederim. Hazır mısınız? Gibi gibi. Hadi bakalım. Bol şans. Güle güle damat. Teşekkürler katkıların için. Nergis hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Demek evlenmek gibi bir fikrin yok aklında şimdilik. Evet. Dolayısıyla bir gelinlik hayalin de mi yok? Var. Peki bu hayalindeki gelinlik mi? Değil. Değil. Nasıl bir gelinlik vardı hayalinde? Böyle kabarık olmayan balık model. Aha. Böyle dize kadar geliyor ya oradan evet, açılıyor, açılıyor biraz. Açılıyor aynen. Evet balık. Öyle. Peki niye öyle bir gelinlik giymedin? Çünkü diktirdim ben onu buradan gittiğimizde. Hı-hı. Hemen öyle bir model sipariş verdim. Diktirildi. Eve getirildi. Berbat olmuştu. O yüzden... Provasız mı diktirdin? Hayır, provalı diktirdim de resimdeki gibi yapmamışlar. Alakası yok. Olmamış. Mutsuz oldun. Sen bunu hazır aldın o zaman. Bir şeyi merak ettim. Siz gelin damat yürürken yanınızda bir kız ayna tutuyordu. Hı. Nedir o? Bir manası var mı? Bizde gelinin yanında kız kardeşi veya ablası ayna getiriyor. Güya o nazardan koruyor. Korunmak için. Yani Azeri evet. adetlerinde böyle evet. mi? İlginçmiş. İlk defa gördüm. Yani bu gelinliği istemediğin çok belli oluyor. Sevmediğin çok belli oluyor. Ama kötü gelinlik mi Kemal Bey? Yani kötü bir gelinlik değil ama güzel bir gelinlik de değil. Hı, doğru. Bir kere sana büyük zaten. Çok büyük hem de. Yani 1,5, 2 beden küçük olması lazım. Bu kup çok yukarıda duruyor. Dişi çok önde duruyor. Yani bu senin vücudunun gelinliği değil. Bir kere en başta. Belinin çok daha dar olması gerekiyor. Kese yok mu sizin adetlerde? Takı için kullanılan keselerde. Var. Yok. Düğünde öyle olmuyor ama. Olmuyor mu? Neler çalınıyor sizin düğünlerde? Nelerle oynuyor insanlar? Azeri şarkılarıyla. Hep öyle oluyor. Bir küçük bir örnek göstersen. Şarkı. Ha. Gelin şarkı. Gelin dans. Gelin oynaması nasıl oluyor? Gelsin Damat Bey mi? Sizi de alalım buraya. Buyurun. Nergis'in de düğünden pek haberi yok ama yani. Yok evet Nergis'in dünyadan nasıl haberi bir yok. Bir örnek verecek bilemedik. Hayır biliyorum Öykü Hanım. Ha tamam o zaman. Yani bizim... Genel dansımız normalde öyle oynanıyor. Düğünde de öyle oynanıyor. Sen biliyor musun yani. Azeri? Sen biliyor musun Azeri dans? Azeri beyefendi. Ha öyle mi? Sen de Azeri. Süper o zaman hemen bir Azeri şarkısı alalım. Ben de Azerbaycan'dan getirdim. Bir şeyler yapalım. E güzel dans edersiniz o zaman şimdi güzel olur. Dudağı yaşmam olmaz. Narıncı başmam olmaz. Dudağı yaşmam olmaz. Narıncı başmam olmaz. Savaşmam olmaz. Bir kuru sözden ötürü yarla savaşmam olmaz. Olmaz 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 ya. Olmaz 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 ya. Olmaz 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 olmaz. Damat çok Bey, iyiydi. İsminiz neydi? Elmir. Elmir. Muhteşem. Çok güzel dans çok ediyorsun Elmir. Hakikaten. Bravo. Başım beni kurtardı. Yani, ayaklarına sağlık. Ben Azeri şarkılarını çok seviyorum. Dansı da muhteşem. Özellikle erkek evet. dansı çok iyi, çok güzel yaptın sen de. Teşekkür ederim. Teşekkür sağ ediyoruz. Olun. Yürürken hiç önüne bakmadın. Hep gelinliğe baktın. Doğru. Yürüyemedin çünkü. Prova yapmadın mı? Kemal Bey aslında sorarsanız en çok ben prova yaptım ve yemin ederim buradan düşmedim. Şahidim. Öykü Hanım şahit. Ha. Valla şahidim. Ona rağmen. Ona rağmen. Eyvah. Eyvah bence. Eyvah. ben çok seni bu mutsuzluğun çok yansıdı buraya hepimize. Mutsuz. Gelin dediğin mutlu ve pozitif enerji yayan olmalı ama bence. Ama sebebi var. Ben beğenmedim gelinliğini. Tamam teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ece sen.
Sağ ol, sen ne cesaret. Sağ ol. Ben pek fazla sevmedim. Zaten modeli de bana çok sade, sıradan geldi. Saçların da çok güzel değil bir geline göre. Neye göre? Geline göre. Tamam. Gelin neydi? Gelin gelin. Bir şey deniyordu sanki ya. Yok, gelin. Altı mı o? Göremiyorum. Altı. Dokuz. Altı. Nergis hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bütün Azerbaycan'a tekrar selam yolluyoruz. Sevgiler. Üzerindeki tabii ki her gelin güzel. Onu hep söylüyoruz. Tabii ki ona göre puan vermeyeceğiz şu anda. Yoksa hepimize, herkese 10 puan vermek zorundayız. Ama üzerindeki hakikaten sana göre değil. Keşke o senin haletin, gelinin gerçek olsaydı ve ona göre gelseydin ve giyseydin çok daha iyi olurdu düşünüyorum. Çünkü yani sevmediğin bir şey giydin ve o kadar mutsuz görünüyorsun ki yani enerjin gitti tamamen bu gelinle beraber. Arkadaşı zaten söyledi, belinde bol. Göz kup çok yukarıda, onda bir tık en az bir santim daha aşağıda olmalı. Yani bedeni, senin bedene daha uzun olmayan gelin giymeli bunu. Yapacak bir şey yok maalesef. Çok yüksek puan veremiyorum sana. 7. Teşekkür ederim. En sevdiğim rakam olsun. Nergis hoş geldin. Hoş bulduk. Bana laf kalmadığını zannediyorsun ama bir sürü laf var. Biliyorum. Söyledi arkadaşlarım. Biliyorum, biliyorum. Şimdi. Ben böyle mutsuz bir şey görmedim. Düğün kıyafet değil, düğün. Yürüyememekten kaynaklanıyor. Çünkü evet. Neden? Kim yaptıysa ona söyle, ben gelinlik için haddim değil laf söyleyemem. Boyu uzun. Bunun boyunun tamamen yerle eşit olması lazım ki sen rahat yürüyesin. Söyle çocuğum, bir şey mi söyleyeceğim? Bakın özgüvenle yürümediğin zaman hemen zaten yüzün düşüyor. Bu gelinliği sevmediğinden Orman. Falan değil, yürüyemediğin için devamlı şöyle yürüyen bir şey. Bir düğün salonunda düşün, olmaz. Düğün salonuna giriyorsun, böyle bir şey olamaz. Bu kıyafetin saçları bana göre, ben hep kendime göre konuşurum, saçları bu değil. Mustafa Bey'e 10, Kavalyen'e 10 ama aynen. Sana yarısı. Al sert oldu. Sevgili izleyiciler, sıradaki yarışmacımız aşk uğruna şarkılardan, papatyalardan fal bakacak bir güzelimiz mi? Pek sayılmaz. Duygusallığı da kıskançlığı da aşırı doz. Temennimiz odur ki gözyaşlarına, çığlıklarına ve çılgınlıklarına aşık olacak hayırlı bir kısmet bulabilmesi. Göreceğiz inşallah diyelim. Şimdi podyuma tatlı, güzel ve adı gibi taşkın, bir o kadar da marjinal bir gelin geliyor. Dilara Taşkın podyumda. Değerli misafirlerimiz, sevgili konuklarımız, hepiniz Dilara ve Emre'nin nikah törenlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daha önce hiç kıymadığım kadar çılgın bir nikah kıyacağız bugün burada. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, çamurda, yağmurda, dağda, bayırda, Emre'yi eşin olarak kabul ediyor musun? Emre, yanındaki bu çılgın hanımefendi,
İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu sevip, koruyup, kollayacağına, motoruna zaman ayırdığın kadar ona da zaman ayıracağına yemin eder misin? Evet. Şahitlerimiz de, ayağına da bastım bu arada, güzel oldu. Şahitlerimiz de bunlara şahitlik ederler mi bu yeminlere? Evet. Teşekkür ederim. Siz de evet diyor musunuz? Evet. O zaman ben de hem şahitlerimizin hem de misafirlerimizin huzurunda imzalarınızı aldıktan sonra bu evlilik cüzdanını size teslim edeceğim. Ben itiraz ediyorum. Ben de itiraz ediyorum. Bu nikah kıyılamaz. Kabul etmiyorum. Hayır. Kıyılamaz. Dilara'yı veremeyiz, evet. Lütfen. O itiraz kısmını geçtik i̇tiraz diye şimdi hemen devam edelim. Damat zaten düşünüyor şu anda. Şu anda zaten damat düşünüyordu. Nikah iptal olmuyor. İmza attı mı damat? Attık biz, imza bitti. Bitti, kızla geçmiş olsun. Geç kaldınız. Kalkamıyordu yerinden. Yerinden mi kalktı? Dilara hiç sormuyorsun, neden itiraz? Niye itiraz? Kıskanıyorlar. Mutluyum, mesudum, kıskanıyorlar. Başlar düşüyor. Ben... Tebrikler. Hemen veriyorum. Ya alayım ben. Hemen bunu için. Alayım ben onu artık. Ben de değerli jüri üyelerimizin ve motorcuların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak bu elimde görmüş olduğunuz aile cüzdanını evin en çılgınına teslim ediyorum. Gelini öpebilirsin. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I see. And I find in you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Da Ivana zaten söylüyor. Herhalde nikah memurunu götüreceksiniz motorunu giderken. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Harikaydınız. Sizi uğurluyoruz şimdilik. Çok teşekkürler. Katıldığınız için teşekkürler. Dilara, hoş geldin. Hoş buldum Erkan Hanım. Gerçekten böyle bir düğün mü hayal ediyorsun? Evet, gerçekten tam olarak böyle. Ama konvoyum böyle ne bileyim 100-200 falan olsun yani. O kadar motorlar gelsin. Güzel. Falan. Çok istiyorum. İnşallah. İnşallah. Senin niyetin var zaten. İstiyorsun ben evlenmek. Ben istiyorum. İstemiyorum değil. Bir gerçeklik payı var mı acaba eşlik eden damat beyin yok mu? Biz damadımla çok geç tanıştık, bayağı geç. Bu sabah falan oldu. Bayağı geç oldu ama anlaştık. Yoksa iki yabancısınız. Malum yani. Evlendik. Anladım, anladım. Apansız bir evlilik. Evet. Gel bakalım. Nerede diyeceğim bayağı? Benim kocamın bir motor kulübü varmış. Evet. Biz orada nikahımızı yapıyormuşuz. Güzel. Evet, kıskananları görelim. Önce Sima ile başlayalım, her ne kadar söz almak istemese de. Evet, şimdi istemiyorum. Nasıl içindeki haseti kusacak göreceğiz. Öf, başlıyorum. Şimdi bana şov dedin ya, şov yapmadım. Böyle bir şovla karşımıza çıkacağını biliyordum ama bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Aa, teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey var, gelinliğini beğenmedim. Ama böyle bir gelinlik giymeyeceğini biliyorum ama şovunun bir parçası olmak istedin sen de. Çok güzeldi. Tam sana yakışır bir şekilde. Çiçeği kaptım ama çiçek gerçek değil. Ve bana yakışmadı. Merve'yi atmak istiyorum. Ya şimdi buraya gelip oradan nasıl Merve'yi atacağım? Hı?
Ben kalkıp alamam ama. Sen de gözyaşlarıyla uyum içerisinde olur. Ne neresi ya? Bu en yakın arkadaşım benim. Sen sus Duygu. Duygu, ben sana güller atarım aşkım. Bir şey söyleyeceğim. Benden yüksek puan almasın. Hafta içi benim de 4 tarzım var. Sence? Sence? Sen hala ben... 10 bin lira yarışına dahil olabilme hayali içerisinde misin? Niye, her genç kızın hayali evlenmekse bence bu da olabilir 10 bin lira yarışına. Yani evet, yani birkaç kez bunu yaşamış bir genç kızımız olarak. Bir şey söyleyeceğim. Konuyu çevirmek istiyorum ve şu an çeviriyorum. O arkadaşının saçını yeşildi ve motorla uygun olması için kız kendi saçını yeşile boyatmış, biliyor musunuz? Evet, Dilara zorla bunu yapmış. Ya bir susar mısın ha? Hayır, işte bile zorla bir susar mısın ha? Benim arkadaşlarım böyle renkli saç seviyorlar yani. Ya Dilara, bu ses tonuna bayılıyorum ya. Yemin ederim. Seni bu ses tonunla sevip aşık olan adamı... Aldım. Evet, fark ettim. O yüzden bir gerçeklik payı var mı diye o yüzden sormuştum zaten. Ben inanamadım. Bulmuşken bırakma. Ben inanamadım. Yorumu bitirmek istiyorum. Sadece pardon, değişik geldi. Smart'cığım. Yeşile boyatmış sözünü motor için böldüm. Saçını falan. Güzel gözüküyordu. Hepiniz çok güzel ve marjinaldiniz. İnşallah 10 bin lirayı sen alırsın. Teşekkür ederim. Öyle de güzel kalplidir. Bahar, bir prenses edasıyla oturuyorsun orada. Aha. Aha. Bence aslında ben senin düğününü böyle toplu taşımada hayal etmiştim. Sanki öyle daha güzel olurdu. Hem ben de gelirdim diye düşünüyorum. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hazırsan geçebilirsin. Hazırım, gidiyorum. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum Kerimcan Bey. Nasılsın? Mutlu musun? İyiyim. Evlendin. Ya çok zevkliydi. İnşallah Allah gerçeğini nasip etsin. İnşallah. Bulabilir misin acaba böyle? Böyle motor olsun. Dövmeler olsun falan. Tam senin tarzın. İnşallah istediğini bulursun. Ben konseptine bayıldım. Muhteşem, yaratıcı bir konsept. Tam böyle seni yansıtan. Yapmak istediğini gayet layıkıyla yaptım bence. Çok havalıydı girişin falan motorlarla. Hepimiz şoka girdik. Ama tabii ki yani gelinlik... olabilir ama çok etkileyici bir gelinlik değil yine de. O yüzden 8 veriyorum. Teşekkür ederim. Ama konseptin çok güzeldi. Çok teşekkürler. Hoş geldin kız. Hoş buldum İvan Hanım. Dilara koca kaptırdın sonunda. Elinde cüzdan, evlilik cüzdan. Evet. Haydi bakalım. Üzerindeki... Konuşsam yoksa girişe konuşsam? Hangisini isterseniz. Girişte başlayayım. Tamam. En sevdiğim şarkım ile giriş yaptın. Zaten motor ve arkadaşların herkes çok çok iyi rolünü yaptı. Alkışlar. Gidiyorum. Hakikaten. Onları çok seviyorum. Muhteşemdi. Bayıldım girişine. Şimdi geleneğe döneyim. Ben fikri çok beğendim ve sevdim. Ama daha rock, daha Metallica girdin ya, hı hı. Daha punk, daha mesela deri kemer siyah taksaydın, fileler, çok meşhur fileler eline koysaydın, choker yani şeyin tasma bir aha. Kolye olsaydı, daha gotik gelseydin, keşke. Çünkü o pisküler orada olmadı, payetler olmadı, tüller... Dantel bile, gotik olarak dantel olsaydı keşke, hı-hı. Siyah olsaydı keşke. Ya bulamadım, aradım aslında ama istediğim gibi yoktu. Şimdi en yakını buydu. Şimdi gelinlik diktirebilirdin bunu. Bu daha böyle elbise gelinlik bir şey olacaktı. Çünkü senin konsept bambaşkaydı. Onu yapabilirdin, bu lüks kendine verebilirdin. Böyle gelmemeliydin. Bu elbise değil. Anladım. Bu konsepte tam dibine kadar vurmalıydın. Çünkü ben konsepte bayıldım. Yavaş şimdi, yavaş alışıyorum galalara. Bir kalem alabilir miyim? Al ya. Kaleminiz bitti mi gene? Ah, iki tane bir anda. Olmuş. Ruju harika, tam oldu. Çoraplar zaten numara sende, bekliyordum. Ama keşke devam görseydim. Giriş 10, gelinlik 7, arada bulalım. 8 veriyorum. Teşekkürler. Önce kalemimi alayım. Buyurun. Kalem mersi. Kıtlığı yaşanıyordu. Evet, kalem kıtlığındayız. Dilara, teman harika. Arkadaşların harika.
Ya ben bir kere daha bunu söylemek istedim. Bayıldım. Sanki bir defile hazırlandı ve o defile şovu başlıyor. Biraz sonra da mankenler hepsi tak 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 yürüyecekler. Tabii benim bakış açım biraz daha o tarafa kayıyor. Montunu çıkardın. O montunu nikah masasında çıkarmanı tercih ederdim nikah kıyılırken. Ama İvana'nın anlattığı gibi farklı bir tarz olsaydı. O anlattı. Geçtim onu artık. Burada o canın proporsiyonunu... İndirdim hocam, indirdim. Belin böyle bir yukarılarda kalmış, bir şey kalmış ki senin için hiçbir zorluğu yok. Olmadı. Çünkü proporsiyonda çok sorun olmayan bir insansın. Tam belinin oradan çıkarmalıydın diye düşünüyorum. Ama çok hoş görünüyorsun. Yani nasıl canım sana 10 vermek istiyor ama haksızlık olacak, veremiyorum. Yani direkt 10 vermek istiyorum. Ben çok beğendim. Canım sağ olsun. Bu tarz severim. Hadi bunun üstüne Jean Mont bile severim. Düşün yani. Geliyorsun. Ben onların üstüne çıktım. Teşekkür ederim. Konseptin alıyor ama. Teman alıyor. Farkındayım. Teman alıyor bunu. Çocuklar sizin yüzünüzden. 9. Bravo. Evet. Çok beğendim. Evet Dilara. Efsane bir giriş yaptın. Yani yaratıcı, güzel, hem senin tarzını yansıtan, ya senden böyle klasik bir gelinlik beklemezdim. Klasik bir konsept beklemezdim. Yapmıştım ve olmamıştı, olmamıştı zaten. Böyle bir numara çekmen çok hoşuma gitti. Özelmişsin bir kere en başta. Teşekkür ediyorum bunun için. Hani programımıza bir renk çabalıyorsun, uğraşmışsın. Evet, aynen. Kaskın altından duanın çıkmasına bayıldım zaten. Çok güzel görünüyordu. Ve evlenirken yine o postallar ayağında. Hayır, bu farklı. Bakın, topuksuz. Aman, düşün ki. Bravo. Bende boy boyları var ondan. Zehirlendim, inan ki zehirlendim. Hem Emre Bey de evlendi, hem de postallarla da evlendi. Dünyanın en rahat gelinisin şu an. Evet. Peki evlensen böyle bir gelinlik giyip motora biner misin? Bu gelinliğin siyahını ve birazcık daha kabarığını giyerim. Şimdi niye giymedin siyahını? Çünkü bulamadım. Bulamadın. Evet, bulamadım. Siyah, kısa, bu tarz bir gelinlik. Anladım. Bulamadım. Bulabildiğim buydu. Ve böyle 100-200 kişilik motor konvoyla istiyorum böyle. Efsane olur. Hepsi de rezil. Marjinalsin yani, yansıttın bunu da. Gayet iyiydi her şey. Çok teşekkürler. 8 veriyorum ben de. Çok teşekkürler. Bye bye. 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 Görüyorsunuz. Merve de kötü görünüyor. Simay da çok kötü görünüyor. Burada birbirlerine zaten rakip diyor olmaları da bence aslında birbirlerini rakip olarak görmediklerini gösteriyor diye düşünüyorum. Aynı ayakkabılardan Alman biraz garibime gitti. Bu ayakkabılar ya. Ciyaklamak istemiyorum ama. Siz normal misiniz ya? Ben gayet normalim. Sevgili izleyiciler, nikah masasına oturduğun işte tarzlarının yarıştığı bir galadayız. Kızlarımız saflığın ve masumiyetin simgesi bembeyazlar içinde. Hepsi güzel, hepsi özel ama günün sonu belli. İçlerinden bir tanesi 10 bin lirayı kazanacak ve biriyle de ne yazık ki vedalaşacağız. Jürimizin işi zor. Birini diğerinden ayırmak pek mümkün değil. Efendim, sıradaki yarışmacımız yine bir gelin, konsept gereği haliyle. Yine bir gelin. Narincemiz, hanım hanımcık yarışmacımız Emine Aydın podyumda. Yeah.
yine neredeyiz acaba? Aklınıza gelen ilk saraydayız. Düğünüm anladım. Oluyor. Rüyaları süsleyen bir saray. Damat. Çok hoş. Sizi şöyle alayım. Siz çok daha hoşsunuz. Ama yani evlenmeye niyetiniz yokmuş gibi böyle bakıyorsunuz. Geçsenize şöyle. İyi ki. Sona seni biraz zorlamışlar belli. Neslihan. Emineciğim çok şık, klas duruyorsun. Gelinliğin de çok güzel. Çok beğendim. Konseptini de, yürüyüşünü de çok beğendim. Sadece kafandaki şalı biraz, tacı biraz böyle küçük bir şey isteyebilirdim. O kadar. Onun dışında çok harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bahar. Kötü görünüyorsun ama bir şey dikkatimi çekti. Arkadaşlarımdan bir tanesi kim olduğu hakkında gerçekten bir fikrim yok. Sana klas göründüğünü söyledi. Ben insanları klas klas ayırmıyoruz sanıyordum ama öyleymiş gibi yapalım bari. Fazla klasi, birazcık da kötü görünüyorsun. Aynaya bakmanı tavsiye ederim bir dahaki sefere. Bana yorum yapmadan önce teşekkür ederim. Aynaya bakıyorum. Pekala. Umarım anlamışsındır baktığında. Ben bir şey kontrol etmek istiyorum. Ayakkabımın altına bütün jüri üyelerimiz ve kızların ismini yazdım. Ya. Beni yazmadın mı? Sizi de yazdım. Tamam. Acaba ayakkabıyı kimin... de görmüş olalım bu vesileyle. Kimin ismi silindi? Silinince evleniyoruz demek miydi? Evet. Üf, ne isimler silindi de. Silinmeyen evde kaldı. Bir şey söyleyeyim mi? Üf. Merve seninki silinmiş. Duygu? Evet, Duygu duruyor. Simay'a baksana bir. Dur bir saniye. Bir dakika, Simay seninki de yok. Yok derken, yok derken yani siliniyor muyum yani? Evleniyorsun. Oh yarabbim, şükürler olsun. Öykü Hanım sizinki en başta duruyor. Tabii. Tabii. Ben ölmezsem falan iki sene içinde olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Kerimcan Bey sizinki silinmiş. Benimki duruyor mu? Yarı silik duruyor. İşte yarı. Yarı yarı silik. Böyle evleneceğim biliyorsun şu an. Kim? Peki. Ben silinmiş. Evet tamamen gitmiş. Şok oldum. Şu anda bunu da göstereyim. Sağ ol Emine. Rica ederim. Yani. Sağ ol. Şöyle altlara ortalara yazamadın sürte yani. Sürte sürte gideyim. Sağ ol. Ve en başta siliyorsun. En haydi başta dedim ki yazayım bakalım. Ki. Adem'i niye yolluyorsun? Teşekkür ediyoruz. Arkadaşım. Hayır niye gidiyor çocuk? Dursun yanında ha, dursun, çok güzel bir kalmıyor. Dursun tabii ki. Normalde gitsin dediğiniz ha, için. Gidiyorlar. Evet, evet gidiyorlar dediğiniz için. O yoksa zaman ben sana bir yorum yapayım. Çok iyi yürüdün. Teşekkür ediyoruz. Ben evet. Memnun olurum durmasından. Valla Tuna. Çiçeğimi atabilir miyim? At hadi. Hazır olun kızlar. Gördüm. İki. Üç. Yakaladım. Evleniyor. Şu an. Hemen öyle. İsmin de silindi hayırlı zaten. Hayırlı uğurlu olsun. İsmin de silindi. Sizin kesin evleneceğim. Emine hoş geldin. Hoş bulduk. Ben günaydın. Çok yorum yapmayacağım. Evet. Çünkü beğenmedim. Teşekkür ederim. Çok oldu. Teşekkür ederim. Şöyle ki bunu bundan sonra yorumumu yapayım. Çok beğendim bir kere 9 veriyorum. Çünkü çok ciddiye almışsın. Adeta burayı saraya çevirdin o istediğin saraya. Belli ki zenginsin. Ya da zengin koca zengin. Bulmuşsun veya. İnşallah. bu taçlar, bu gelinlik çünkü kendi tarzının içinde en iyisi bir gelinlik. Evet. Çok yani işçilik çok iyi duruyor. Evet. Bel incecik, gepiyeri tam oturmuş üstüne hiçbir şekilde müdahale edip çekmiyorsun yukarı çünkü kaymıyor. Bu evet. Demek oluyor ki iyi dikilmiş bir gelinlik. Bu evet, çok. Kat katlarını da sevdim bu yandaki. Kendi tarzı içindeki en iyi hali ve en önemlisi duanı kontrol etme şeklini çok beğendim. Yani hiç falso vermedin. Yürürken de o çok güzel arkandan ihtişamlı bir şekilde devam etti. Aynen. Dönerken kıvırıp aldın damadın sayesinde yardımıyla. Çok iyi görünüyorsun. Çok beğendim. Ayakkabılarını teşekkür göreyim. Ederim. Ben bu arada iki gelinlikle geldim. Evet, neden olmasın? Bir tane daha çok daha ihtişamlı bir gelinliğim daha var. Aslında konsepte uygun olsaydı ikinci partide onu da dinleyecektik ama. Yani o bir önce giydiğin şey gibiydi herhalde. Defile yıldızı elbisesi gibi miydi? Öyle bir şey değil. O da kabarık ama muhteşem bir gelinlik. O da sırf stres taşlar. Güzel duruyorsun. Yani sarayda böyle bir gelin ve gelinlik olabilir. O taçla yakışır. Şahanesin o yüzden 9. Teşekkür ederim çok mersin. Hoş geldin. Hoş bulduk Kerimcan Bey. Ben de gelinliğine gerçekten bayıldım. Çok böyle asil, soylu bir ailenin kızı gelinliği bu. O şık otelde giyebileceğin bir gelinlik. Evet. Sana da çok yakışmış. Çok tek beğenmediğim şey tacını birazcık büyük buldum. Onun dışında muhteşem bir konsept.
Adem seni çok güzel asiste etti, çok güzel eşlik etti. Teşekkür ederim buradan tekrar. Ben de 9 veriyorum. Teşekkürler. Bu da tacından dolayı ama. Normalde 10. Teşekkür ederim. Emine hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Öncelikle senin yürüyüşü, duruşu, zarafetine, konseptine, her şeyinde Urkan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Evet. Her şeyi dinliyor ve çalışıyor. Bir tek gerçek soran, her şeyle soran, diğerleri öyle soruyorlar. Her şeyle soran odur. Dua nerede tutacağım? Dua ne yapmam lazım? Onu ne yapmam lazım? Senin verdiğin küçük eğitim sayesinde mi bu şekilde ilerledi olay? Aynen öyle. Olay? Çalışanlar aynen. Böyle tebrik olur. Ediyorum. Sen disiplinli bir kızsın, yarışmacı. Ve bunlar yapmak, sormak büyük bir şey ve çok etkileniyor bizim puanlarımız. Sizin sonuçunun çok etkileniyor. Lütfen bu kadar büyük bir ustad burada oturunca bunu sorayın. Yani zaten hep söylüyor, lütfen söyleyin, sorayın. İstediğiniz yürüyüşünü, sorun her şey. Emineciğim çok zarif görünüyorsun. Sarayda tabii ki bu tarz gelinlik yakışıyor. En doğru boyu şu anda kadar sende ve en doğru duruşu sende. Teşekkür ederim. Yürüyüşü, duruşu, konsepti, her şeyin ne vereyim o zaman? 10 veriyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Böyle devam. Emine. Buyurun teşekkür hocam. Teşekkür ederim İvan'a önce evet. Sana. Geçmiş yıllarda arkadaşlarım belki bilmez bir dergi vardı. O dergilerde bir prensin, yakında kral olacak bir prensin evlenmesi bir kadınla, tabii o da hanedandan biriyle evlenmesiydi. Bu taç aynı şekilde, tabii o zaman altından veya şeyden, pırlantalardandı. Aynı bu şekilde karşımda o kapaktan fırlamış gibi duruyorsun. Beni eskilere götürdün. Ay ne mutlu. Çok güzel yürüdün. Her denileni yaptın. Çalışa çalışa ve bir duvak, bu uzun duvak böyle taşınır. Eğer bu şekilde taşımasaydın, 3 tane Nedim'e bir tarafa, 3 tane bir Nedim'e öbür tarafa koyardın. Onlar düzelterek salondan aşağı inerdin. Prenses gibisin kızım. Teşekkür ederim. Aferin sana. Teşekkür ederim hocam. Duvak bu arada 7 metre. Evet. Onu çok ihtişamlı görünüyordu zaten. Duvak çok güzel duruyordu. Evet. Al kız. Ya hakkım teşekkür ederim. Çok mert, çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, son zamanlardaki performansından hareketle tarzı olduğuna dair jüri ikna etmişse de emeğinin karşılığını alamamaktan ötürü biraz dertli ama olsun, hafif marjinal esintileriyle her daim galaların hakkını veren bir yarışmacımız ve inanır mısınız o da telli duvaklı gelin olmuş gidiyor. Neslihan Doğru Söz Podcast'ta. Made the boat for the water like Noah made the ark. This is a maze, a maze world. But it would mean nothing without a woman or a girl. Without a woman or a girl. Man thinks about the little bitty baby girl. Them happy, 'cause man made them toy. And after man make everything, everything he can, you know the man makes money to buy from other men. This is a man.
woman. Man makes everything he can, but you see, a woman makes a better man. A woman makes a better man. This is a man's, a man's world. This is a man's world. Ya çok iyiydi. Vay 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 vay. Nezla sadece galalara mı gelsin? Allah'ım, büyük bir aşkın ilk dansı olsa gerek bu. Yıldız alayım seni. Eşlik edebilirsiniz. Harikaydınız. Çok teşekkür ederim. Nerede evleniyorsunuz inşallah? Bu benim hayalimdeki ilk düğün dansım. Hı. Olsun istedim. Binay da bana çok teşekkür ederim, yardım etti. İnşallah en kısa zamanda gerçek olsun. İnşallah. Neredeyiz? Beraber düğün olsun. Nerede? Düğün nerede? Hayalde. 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 Konsept hayalden ibaret. Onu anladım. Mekan soruyordum ama. Bence işin içinde aşk olduktan sonra mekan, yer, zaman hiçbir şekilde önemli. Vaydı. Benim konseptsiz bir düğünüm olsun. Ayağımız yere değmiyor belli ki aşktan olsa gerek. Şöyle alayım sizi yanıma. Dilara. Ben bayıldım. O kadar güzeldi ki gösterin. Çok teşekkür. Bayıldım yani böyle. Çok güzeldi. Ama gelinliğine gelecek olursam. Direkt dikkatimi çekti çünkü burada çok uyarı alındı. O göğüs kapları. Onu kupları. Onu hiç sevmiyorlar. Önden bir giriş yapayım dedim. Ama güzel kapları. Gözüküyorsun göğüs kapları. Ha, şurası mı? Evet, yani şu kısım. Transparan, transparan. Ve o kaplar görünüyor ya. Şey, renk ha. Var ya, orayı pek beğenememişlerdi daha öncesinden. Bir giriş yapayım dedim, bir alıştırma olsun senin için ama güzel gözüküyorsun. Bahar. Gelinliğindeki tüy fikrini çok beğendim. Bu benim gelinliğim olmalıydı diye düşünüyorum. Bunu büyüyünceki hayatımda kullanacağım. Muhtemelen real gelinliğim böyle olur. Bence güzel görünüyorsun. Bir şey sorabilir miyim? Efendim, biz burada Emine ile tartışıyoruz sürekli ve ben artık çok sıkıldım. Neden? Bana diyor ki duvaksız gelin mi olur? Yani öyle bir mantık var. Yok dedim. Acaba ya illa duvak olmak zorunda mı? Onu anlamıyorum. Yo, ben hayır, de bilmiyorum da zorunda mı? Duvak içeride benim. Ama saçıma böyle bir şey takınca bir de hani duvaksız da oluyor diye tabii ki hani jüri üyelerim bilir ama takmak istemedim şimdi, açıkçası. Öncelikle duvak da yüzünü örtmelisin, sonra o seninkini açmalı. Şarkısı bile var Neslihan. Ben takmazdım herhalde Emre'm sen de ülkenin. Hazırsan geçebilirsin. Hazır, hazırım. Neslihan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. O nasıl bir duygu yansımasıydı bize? İyi miydi? Çok iyiydi. Çok çalıştık. Bayıldım dansına. Gelinliğin konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gerçekten. Bayılmadım ama çok kötü bir gelinlik de değil tabii ki. Ama çok etkilendik hepimiz. Çok güzel bir duygu geçirdin bize. Çok keyif aldık seni izlerken. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 9. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neslihan hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne dans ediyorsun böyle? Beğendiniz mi? Nerede beğendim? Bayıldım. Çok teşekkür ederim. O kadar içten, o kadar bir gibi dans ettiniz ki. Çok teşekkür ederim. Ve dans da en önemli bu. Partnerde bir olmak. Evet, dansın bu kadar. Muhteşemdi. Yani yorum muhteşemdi. Şarkı da çok güzeldi. Elbise. Neslihan, elbise belinin yerinde değil. Bu elbise sana küçük. Sana daha kısa boylu birisi giymeli.
En az 5 santim daha aşağıda olmalı belin. Böyle bir sorun varsa kesinlikle bir kemer kullanmalısınız orada. Böyle bastır ellerinde belin oldu aşağıda, daha aşağı. Ha, burada bir kemer taksaydın böyle beyaz tekrar incecik beli etmeden kemer. Muhteşem olurdu. Hem de beli ince gösterdi, hem de bu gelin tam anlamda muhteşem dururdu. Hani bir marka var ya, böyle böyle ufacık bir gelin şey oluyor, fiyonklu. Kemer fiyonklu. Aynen. Öyle bir şey olsaydı orada çok güzel muhteşem olurdu. Muhteşem olurdu. Ve tabii ki o kaplar. Neden biz kapları sevmiyoruz arkadaş, onu açıklayacağım. Evet, ben bilmiyordum. O zensiz gösteriyor. Temiz durmuyor. Orada çok fazla hareketler olmamalı. Yani bir ten astara giyersen hiçbir şey belli etmeyen, tabii ki sütyen izler hiçbir şey olmayacak. Ten astara kullanırsaydın altında muhteşem olurdu. Ama o kaplara böyle duruyor ki emanet gibi duruyor. Temiz göstermiyor urunu, evet. Üst kısmı. Bizim dekolte, yani dekolte, bir kadının dekolte temiz durmalı. Bu karma karmaşık olarak duruyor. Ondan dolayı sevmiyoruz. Evet, gelin duvaksız olabilir ve oluyor. Hiç sorun yok o konuda. Ben çok etkilendim. Bütün söyleyeceklerimin hepsini söyledi. Ay! Uğurkan huyudur, bayılır. Zerre bırakmaz, bütün dibini kazır. Ama hepsini yer bitirir, sana zerre bırakmaz. Sonra diyorlar ki, neden jüri üyelerinin söylediklerini tekrarlıyorsun Kerimciğim? Tamam, söylenecek bir şey daha soracağım o zaman. Ya söyleme artık. Son olsun, ayakkabı göster. Neyse onu. Söylesin bana. Söylesin. Artık, kapat. Hemen kapat. Onu görmedik. O hep hüsran Ivana. Hüsran. Yine ama hüsran. Rahat dans etmem için biraz kısa giyim. Anladım, dans ayakkabı gibi bir şey zaten. Performansını çok beğendim. Gelinliğini o kadar beğenmedim. Ben arada kaldım. Maalesef 8 veriyorum. Olsun, iyi gene, çok teşekkür Nesha, ederim. Nesha, duvaksız gelin olur. Genelde ikinci evliliklerde duvak takmazlar ya da yaş biraz 40'lara doğru geldiği zaman, sen öyle düşünmüyoruz tabii, geldiği zaman takılmaz. Ama ben sana yürüyüşüne, zarafetine, hareketlerine bayıldım. Çok teşekkür ederim. Çok bir de o belin olsaydı benden 10 alırdım, biliyor musun? Bir de şunu söyleyeyim, omuz. Bak, omuz, senin omuzların evet. Çok güzel. Ha, omuz, onu unuttum. Unuttun, Allah'tan unuttun. Omuzun ya dışarıda biraz daha olması lazım o şeyi, kumaşın ya da daha içeride. Bu öyle, öyle bir yerde ki omzunu küçük gösteriyor. Onu ya içeri doğru kapatacaksın ya da dışarı olacak. Bunu aklında küçük olsun. Dil bebeğim dar. Dar. Aferin, bak nasıl Türkçemi düzelttin. Türkçe sen, çözdüm. Sen mahvettin beni burada. Al kızım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk Kemal. Nasılsın? Bey. İyiyim. Nasıl hissediyorsun gelinlik içerisinde kendini? İyi hissediyorum, fena hissetmiyorum. Aslında ya, biraz rahatsız hissediyorum. Kadınlara yaşları sorulmaz ama bir sormak istiyorum, kaç yaşındaydın? 30 yaşındayım. 30. Evlenirsen böyle bir gelinlik mi giyersin? Yok. Bunu mu tercih edersin? Hayır, nasıl bir gelinlik giyersin? Büyük ihtimalle daha maskülen bir gelinlik olur. Sen tayör giyermişsin gibime geliyor, pantolon, yani, ceket. Değişik bir şey yaparım herhalde. burada giysek eşliğe değil mi? Eldivenler falan yapabilirim, deriler falan. Biraz daha kırarım diyorsun. Böyle olur. Romantik bir gelinliğin içinde bu olmazdım diyorsun. Yani annemlere kalsa Neslihan çok güzel böyle kıyır prenses gibi giyin falan diyorlar. Yani peki keşke o zaman o hayalindeki gelinlik gibi bir şeyle gelseydin buraya. Evet, öyle olması gibi. Daha iyi olurdu. Hem görürdük sen, çünkü farklı bir tarzın var herkesten. Duruşun farklı, stilin farklı, üslubun farklı. Takdir ediyorum, seviyorum seni. Çok teşekkür ederim. Beğeniyorum. Ben de. Gelinliğin sana çok yakışmış yani. Bu kaplar olmasa 10 gerçekten ama o yüzden 9 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Senin final gala günlerin çok güzel oluyor. Çok önem veriyorsun. O dans neydi öyle yani? Büyülendik hepimiz. Çok günay, güzeldi. Günay, hep günay. Evet, tekrar alkışlıyorum. Teşekkürler bu kadar güzel gösterdiğin için. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Kemal, partner çok önemli. Partner şey, Günay idare etti ki. Hadi Sözgü. Bir masal anlat baba, içinde bütün oyunların, kurtla kuzu olsun şekerle bal. Bana bir masal anlat bana, içinde
Önce onun babası benim babam gibiydi. Ama artık onun babası benim babam değil. Can benim her şey. O benim aşkım. En güzel gelinliği onun yanında giymek istiyorum. Çok kötü oldum ya. Oğlunla seni görünce duygulandım. Ben de babamı düşündüm ama ağlamadım. Çünkü babam ağlamamdan hoşlanmıyor. O yüzden hemen çıkar çıkmaz babamı görüntülü arayacağım. Bana bir masal anlat. Ben Bahar kadar şanslı değilim. Hemen buradan çıkınca görüntülü arayamayacağım babamı. Baba bir masal anlat bana. İçinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Efendim, tam bir hafta önce bugün galada tam 10 bin lirayı alacakken elinden kaçıran Mahzun prensesimizle şimdi sıra. Abiye'den Diliyana'nın gelinlikle imtihanı nasıl olacak acaba? O zaman sıra dışı tarzıyla geleneksel olanı kendisine göre nasıl yorumlamış hep birlikte görelim. Merve Sevin podyumda. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino. A Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Ilia Veta Portofino. Un vieux cloche qui sonnait. De ne sonner que les matines quand Portofino se réveillait. Evet, mutlu çiftimizi karşılıyoruz. Evet. Nerede düğünün? Yani Yalı'da. Bu kıyafetle Yalı'da. Hayalimdeki o değil ama. Anladım. Bu kıyafetle. Peki. Şöyle alayım hemen. Simay, ne oldu? Daldım şuradaki lede dışarı doğru, bilmiyorum. Koptun bir yarıştan bugün. Ben mi? Hmm. Evet, inşallah 10 bini Merve olur. Bir daha hasta mısın? Evet, sesimden geçmiş anlaşılıyor olsun mu aslında? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben tabii şeyin etkisiyle, o önceki dansın etkisiyle beğenmedim dansı. Partneri sana yardım etti taşımakta ama bu boy sana uygun değil mi acaba değil diye düşünüyorum. Çünkü bir tık uzun kalıyor. Yani öyle mi? 30 santim falan daha bir tık şey da değil olması hatta lazımsa. Yarım kadar. Ben böyle gelinlikleri çok sevmiyorum kabartılı ama bunu artı bir beğenemedim, beğenmedim. Çünkü neden? Buralarından inen çok detaylı bir şey yok ama yine tüller var. Buralarından akan taşlar var. Aynı şekilde bir tek duvağını beğendim. Duvağın çok kısa ve güzel gözüküyor. Ben sana bu gelinliği yakıştırmadım. Ben de zaten evlenirken bu gelinliği giymem. Yani bence de giyme. Daha giymem. Modern bir gelinlik, evet, beklerdim. Tabii ki. Genelde cuma şıklıkların daha güzel oluyor ve keşke onların beyazını tercih etseydi. Yani ben zaten hani o tarz böyle çok inanılmaz sade dantellerle olan bir şey keşke giyerim. Keşke yaptırsaydın. Ama istemedim. Neyi?
istemedim onu giymek. Onu ben tövbe düğünümde yarabbim, giyeceğim çünkü. Hayır, aman hevesimi niye alayım dedi. Onu ben düğünümde ben giyeceğim dedi. Ben onu düğünümde giyeceğim. O çok özel bir gün olacak. Ben anlatsana. Anlatacaktın bize. Çok hayalindeki gün. Buydu sadece. Neden bu kadar yani, çok istiyorsun acaba? İster, herkes istemez mi? Ben şu ana kadar gelip de Allah'ım ne olur hemen evet, bir an doğru. önce hayatımın erkeğini bulayım da evleneyim diyen olmadı. Yani aslında hayatımın erkeği değil konu, anne olmak çok istiyorum. Ve hani bu yolda oradan geçiyor. İnşallah çok hani mutlu olabileceğim biriyle evlenip anne olmak istiyorum. Onun için, inşallah. Onun için ilk önce birini bulmamız gerekiyor. Evet. Hepimiz boydan boya ama kimse de yok. O yüzden... Hayalindeki gelinliği inşallah modumuzu bir gün giyersin. İnşallah görürsünüz kızım. Gelmem mi? Orayı da bir güzel karıştırırım. Yeryüzünde 7 milyar insan var yani. Simay bana yorum yapıyormuş gelip. Yorum yapıyormuş. Orayı da bir güzel karıştırırmış. Almamış. Ayakkabını göreyim. Ya kesinlikle öyle olması gerekiyor. Hele ki finale falan kalırsak. O zaman işler değişir. İnşallah bir gün sen de anne olursun. Çok İnşallah yakışır. Hepimiz Allah nasip et. Aranızda şiddetli bir rekabet ortamı hissediyorum. Yo, Niran da benim rakibimdi. Evet. O giderken çok ağladım. Merve de gitse üzülürüm yani. Öyle şeylerim yok ama final günü olabilir. Şu an değil. final günü giderse olabilir. Hiç üzülmem. Bahar. Kötü görünüyorsunuz. Merve de kötü görünüyor. Simay da çok kötü görünüyor. Burada birbirlerine zaten rakip diyor olmaları da bence aslında birbirlerini rakip olarak görmediklerini gösteriyor diye düşünüyorum. Gerçekten rakip olarak görseydiniz benim ismimi söylemediğiniz gibi isimlerinizi söylemezdiniz. Kötü görünüyorsun demiş miydim? Evet demiştim. Yorum bitti. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Evet. Teşekkürsünüz. Teşekkür ediyoruz. Merve hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Çok uzatmayacağım. Muhteşem görünüyorsun. Şaka. Hiç de şaka değil. Prensesler gibi. O duvak, o kolardaki kristallar, o etin ucu işlemeler, o saçlar, her şey o kadar yerinde ki. Ve sarayda ayakkabıyı yapıyorsun. Ayakkabıyı da gösterebilir miyim? Lütfen. Ayakkabı gelin ayakkabısı çünkü. Kuzenimin gelin ayakkabısını aldım. Aynı danteller çok güzel, var. Çok güzel. Çok güzel. Çiçeklere kadar, tepe tırnağa kadar sana bayıldım bugün. Ay çok bayıldım. Teşekkür ederim. Tekme tırnak mı? Tepe tırnağa kadar. Çok teşekkür tepeden ederim. Tırnağa kadar demek. Tepeden tırnağa kadar. 10. Önce kale. Hocam yürüyebildim mi? Gizledim buraya ama. İnanamazsın, şaşırdım. Bu kadar mı güzel yürünür? Bu kadar mı saklanır? Ben bile anlamadım. Çok sevimsiz, yapamazsın demiştiniz. Yaptın. Çünkü çalıştın. Çok çalıştın orada. Buraya çıktın, çalıştın. Çünkü bunun boyu normal olarak sana çok uzun. Evet. Kiralamış olabilirsin. Onun için uzundur. Arkadaşlar da vardı öyle ama çalışmadıkları için yapamadılar. Sen onu o çiçeğini tuttun. Şuradan çektin. Evet. O şekilde ve ben hatta önce baktım altına bir şey mi eklediler bu ekstradan diye. Aferin kızım. Çok beğendim. Ne söylerlerse söylesin arkadaşların. O kadar güzel duruyorsun. O kadar zarif duruyorsun ederim. Ki. Senin tarzın olmayabilir. Sadece duvak senin tarzın. Evet. Bas senin tarzı da olmayabilir. Ama sen bu tarzı da yakıştırmışsın. Benden de 10 kardeşim. Ya, çok teşekkür ederim. Ay Merve özür dilerim. Çok teşekkürler. Hoş geldin Merve. Merhaba Kemal Bey, hoş buldum. Gelinliğin çok güzel. Sana çok yakışmış. Teşekkür evet. Ama ederim. O saçın berbat Merve. Ben de saçımı beğenmiştim. Yani önü güzel de o tepesindeki bülbül yuvasını ne yaparız bilmiyorum. Kemal ağlamış. Tam istediğim saç gibi yüzünden oldum mi? Diye. Ne oldum diye? Önü falan tam istediğim gibiydi. Böyle saçım. Önü şu önü kendime çok yakıştırıyorum. Önü güzel. Ondan. Ben o tepesindeki bülbül yuvasını sevmedim. Daha sakin, daha aşağıda bir şey olmalıydı. Yani o dağınık halini sevmedim. Sana bu önden yan yakışıyor. Çok seviyorum ben de. Ama o saçından dolayı bir puan kırdım. Teşekkür 9 veriyorum. Ederim. Hoş geldin Merve. Merhaba, hoş bulduk. Şu duvağını şöyle bir atsana, o kolundaki şeyler çok güzel, onları görelim. Ben de çok beğendim. Tamamen böyle senin güzelliğini ortaya çıkartan bir gelinlik olmuş bu. Çok teşekkür ederim. Yani gelinliğe söylenecek hiçbir söz yok. Ama ben de Kemal'le onu konuştuk, aynı fikirdeyim. Saçların beni de rahatsız etti.
o bülbül yuvası orada. Onun dışında gayet güzelsin. Çok teşekkür ederim. 9. Çok teşekkürler. Efendim, kim gidecek, kim kalacak? Son 3 performans. Sonrasında yine bir karar vereceksiniz. 10 bin lira sahibini bulmak üzere zaten. Ama bir de veda edecek olan yarışmacımızın kim olduğuna jüri üyelerimiz karar verecekler tabii ki. Ama diyorum ki bir duralım, bir nefes alalım. Aynen. Aşktan bahsettik, sevgiden bahsettik. Bu cümlelerimizin sonuna ünlem koymaya geliyor demiş idim. Efendim, alkışlarınızla Özgün Kızıldağ karşınızda. Gözler gözlerini ah, dünyalar bir sen bir yana. İçimdeki duygulara tercüman arıyorum, ifade etmek çok zor aşkımı sana. İçimdeki duygulara tercüman arıyorum, ifade etmek çok zor aşkımı sana. Hadi de ki ben anlatamadım halimi, sen neden anlamıyorsun? Çok özlüyorum ben nazlı yarimi, diyorum inanmıyorsun. Bıraktım sana her şeyi, bu aşkın kaderini. Döner misin bilemem, ben yaşarım hayalini. Kafamda onca soru işaretleri yerine, bir ünlem koysana aşka. Önemini anlatalım, inelim derine. Diyelim ki bu aşk bambaşka. Kafamda onca soru işaretleri yerine, bir ünlem koysana aşka. Önemini anlatalım, inelim derine. Diyelim ki bu aşk bambaşka. Diyelim ki bu aşk bambaşka. Neden anlamıyorsun? Çok özlüyorum ben nazlı yarimi, diyorum inanmıyorsun. Bıraktım sana her şeyi, bu aşkın kaderini. Döner misin bilemem, ben yaşarım hayalini. Kafamda onca soru işaretleri yerine, bir ünlem koysana aşka. Önemini anlatalım, inelim derine. Diyelim ki bu aşk bambaşka. Kafamda onca soru işaretleri yerine, bir ünlem koysana aşka. Önemini anlatalım, inelim derine. Diyelim ki bu aşk bambaşka. Kafamda onca soru işaretleri yerine, bir ünlem koysana aşka. Önemini anlatalım, inelim derine. Diyelim ki bu aşk bambaşka. Diyelim ki bu aşk bambaşka. Diyelim ki bu aşk bambaşka. Lira kimin olacak ve kiminle vedalaşacağız? Enteresan bir elbe fotosu var. Sevgili jüri üyelerim. Evet, ortak karar kararımız var. Ortak fikir karar. Birliğine vardık. O zaman. Bir, iki.
Efendim, yaş 19. Henüz ömrünün baharında bir bahar var şimdi sırada. Evlilik denen o ciddi müessesenin ne derece farkındadır bilemiyoruz tabii ama konsept münasebetiyle bir gelinlikle gelecek huzurlarınıza. Bakalım nasıl bir gelin olmuş acaba? Bahar Candan podyumda. Sizden istediler galiba. Hikaye anlatıyorum. Evet. Bahar anlatsa. Ha tabii ki, buyurun. Biz Bebek'te bir sarayda evleniyoruz. Hı. Ama nasıl oldu onu anlatayım. Bahar'ın bir erkek arkadaşı var biliyorsunuz, Mert. Mert beni aradı. Dedi ki fabrikadaki işler çok yoğun. Ben gelemiyorum. Erkek arkadaş vekili olarak buradasın. Evet. Anladım. Dramın büyük Bahar. Bitmiyor dramın. Ne olacak bilemiyorum. Seni yıldız alabilir miyim? Hı-hı. Hadi gel. Simay. Ben senin gelinliğini çok beğendim. Oradaki tacını da çok beğendim. Saçlarını öyle yapman esprili ama gerçekten evlensen ve Mert'le evlensen sanırım Mert sana saçlarını öyle yaptırırdı. Efendim? Saçlarım sarı olur. O beni bağlamaz. Ve uzun olacak. Olsun. Şu an 19 yaşında olduğumu düşünürsek. İnşallah uzun olur. Biraz daha yemek yersen daha çok uzatırsın saçlarını. Biliyorsun saçlar mı şeyden uzuyordu? Tırnaklar mı uzuyordu cefadan? Tırnak cefa, saç sefa. O zaman Bahar'cığım sen 2 gün uzatırsın o saçları. Hemen. Ben çok beğendim. Gelinliğin. Zaten 21'e kadar. 21'de evlenecekmiş. Evet. Öyle çok beğendi. Yani sadece kuaförümle konuştum. Güzel merkezimizdeki kuaförümüzle bütün konuştum. Bütün derdim saçın uzaması evlenmek evet, için. Evet yani mi? Eski saçlarımın uzunluğunda 2 yıl sonra oluyorum. Tamam, o zaman evlenebiliyorsun. Yani her şeyi yapabiliyorum. Hani konumuz evlilik ya, onun tabii üzerine de. Konuştuğun için soruyorum. Bence kısarken de evet olabilir.
Kafam karıştı. Belki izlemeyenler ve burada yanımızda oturmayan arkadaşlarımız vardır. İlk gelinlik konseptimizde Bahar siyah bir gelinlik tercih etmişti ve hüsrana uğrayıp kendini parçalamıştı. Ama ikinci seçimin bence çok doğru olmuş. Güzel gözüküyorsun Bahar'cığım ama ayakkabılarını çok merak ettim. İşte dostun düşmanını bil diyorum ben sana. Ama nasıl kaldıracağım ki? Bence merak ettim. Ya. Boyun uzun, sen eğilince kaldırabilirsin. Dur yardım edeyim. Ya. Gördünüz mü? Biraz öne çıkar ayağını. Ayakkabının beyaz olmasını isterdim. Bir de o kadar laf söyleyip aynı ayakkabılardan almam biraz garibime gitti. Bu ayakkabılar ya. Saçmalama. Pardon, ben mi yanlış hatırlıyorum? Ciyaklamak istemiyorum siz ama... Siz normalmişsiniz ben ya. Ben gayet normalim. Hani biz giyiyorduk ya Niran'la. Sen dedin ki bu bak ayakkabılar tatlım, ne falan. Bak CV'sine bile çeşitli markaların çeşitli parçaları bende var yazan bir en iyi arkadaşın vardı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ve burada miyim? Bir ayakkabının defalarca tek... kullanılıyor olmasını jüri üyelerinin eleştirmediğini... Hatırladığım kadarıyla Bahar beni, tek bir... Bahar her çıktığında iltifat etti, pardon, tamam mı? Pardon, hatırladığım kadarıyla... Ben de dedim kadarıyla, ki bu kadar rahatsızsan burada da iltifat gayet etme. Güveniyorum Simal, hatırladığım kadarıyla... Simal, şimdi devam et de anlayalım konuyu. Hafızama güveniyorum hatırladığım kadarıyla tam şuradaki büyük yıldızla tek marka ayakkabımız vardı. O da kayboldu diyen sendin. Pardon, senin bir sürü marka ayakkabın olduğunu bir an unutmuşum. Bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ederiz. Evet, bir tane ayakkabıların marka keşke beyazı olsaymış. Yorumun bitti. Bana... Güzel gözüküyorsun. Benim de bitti. Deniz, son yorum. Bahar, kötü görünmüyorsun, güzel görünüyorsun. Bugün dünden daha güzelsin. Bakacaksan yorum yapayım, bakmayacaksan yani... Arada bakıyorum ya. Ama bana şöyle düşünüyorum. Merve'nin gelinliği hemen kadar senin gelinliğin o kadar olmamış ama güzel görünüyorsun. Okey. Bir daha ben yorum yapınca bak bana, iletişim kuralım. Bence de kurum biraz. Yani ben bakıyorum falan sana. Bana bakarsan ya. Yani gerçekten kendi güzel görünüyorsun. Ama benimle iletişim kurmamak... Benimle konuşma, teşekkür ederim. Ben de konuşmak istiyorum. Sadece bu platformda seninle konuşurum. Sadece bir gayret. Özveriyle sabretmeye devam ediyoruz hep birlikte. Hazırsa... Kendimi çalar saatle konuşuyor gibi hissediyorum. İyi görünüyorsun. Ha, hazırım. Geçebilirsin. Bahar. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Şimdi, üst sensin, alt normalde sen değilsin. Ama bana öyle bir ters köşe yapmışsın ki, bu gelinliğin üstüne böyle bir saç ve makyajı hayatta ben düşünemem. Fakat baktım o kadar hoşuma gitti ki, çünkü seni ifade ediyor bu. Sana başka bir şey düşünemezdim. O elinde o çiçekler, bir farklılık, farklılıkları da yapmışsın. Bir tek şeyi çok beğendim. Bu gelinlik sana uzun. O merdivenden inemeyeceğini anladığın çok minik, minik, minik hareketlerle bu formu bozmadan indin. Aferin kızım. Bu çok önemli bir şey. Ve geldin burada yürüyemediğin zaman durdun. O kafanı işte bu. Olması gereken buydu. Sen bunu gördün, baktın, seyrettin. Herhalde kendine uyguladın. Ben seni beğendim. Ben? Ayakkabıların için görmek istemiyorum ama bu gelinlikte yok, kaybettin, odandan, gelin odandan gitti, bir şey oldu, giymiş olabilirsin. En yüksek topuklu ayakkabılarım bunlardı, 14 santim. Giymiş olabilirsin, görmüyoruz ama bir puanını o ayakkabı yüzünden kırmak mecburiyetindeyim. Ben sana 9 veriyorum. Teşekkür ederim öğretmenim. Bahar Candan. Merhaba Kemal Doğulu. Bir kere en başta bir konsepti katletmediğin için seni tebrik ediyorum. Evet, ben genelde... bu sefer gerçekten arama motoruna gelinlik yazdım ve ilk çıkanı aldım. Ve o kadar yakışmış ki sana. Nasıl ziyan etmişsin kendini geçen seferki siyah gelinlikle. Evet. Bu gibisin, çok güzel gelinliğin, çok beğendim. Ve çok yakışmış sana. Boylu olduğun için bu eteği kaldırdın tabii. Saçın beni rahatsız etmedi, tacın çok güzel. En çok da kuru çiçeklere bayıldım elinde tuttuğun. Onlar bence mimoza değil mi? Mimoza çok yakışmış gelinliğe. O püskülleri saçakları olmasaydı da olurdu ama ahengini bozan hiçbir şey yok. Çok beğendim. Bir tek puan ben de ayakkabıdan kırdım. 9 veriyorum. Teşekkür ederim. Kopyala yapıştır yapıyorum şu an.
Çünkü aynı fikirdeyim Kemal'le. Gelinliği ben de çok beğendim ve sen çok güzel taşıdın. Evet. Saçın makyajın tam sensin. Bir geline eğer yani Baharcan'dan bir gelin olursa böyle bir saç makyajı yapar herhalde diye düşünüyorum. Gayet iyi görünüyorsun. Ayakkabıdan dolayı ben de 9 veriyorum. Teşekkür ederim Bay Kerimcan. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Hakikaten geçen gelinliği de hiç beğenmedik çünkü siyah olduğunu ve şey sari vesaire. Ama bu çok güzel yakıştı sana. İyi taşıdın. Çiçekler ben beğendim. Bu böyle bir bahar bir gelinlik olduğu için sonbahar bahar. O çiçeklere çok iyi oldu biraz yanında. Biraz ters köşe yapmış. Hayır ters köşe değil göre. Aslında. Benim ters köşe saç ve makyaj evet, aslında. Evet saç ve makyajla. Ve onu da sevmedim. Ben ayakkabı için puan kırmayacağım. Çünkü burası kaç tane arkadaşın da ayakkabı da uygun olmadığında puan da kırmadım. Sen de kırmayacağım ayakkabı için. Ben saç için ve makyaj için de kırıyorum. Çünkü onu hiç beğenmedim. 9. Teşekkür ederim. Bye bye. Güle güle. Bir masal anlat baba içinde bütün oyunların kurtla kuzu olsun şekerle bal. Bir masal anlat baba içinde denizle balıkla yağmurlar kar olsun. Önce onun babası benim babam gibiydi ama artık onun babası benim babam değil. Can benim her şey. O benim aşkım. En güzel gelini onun yanında giymek istiyorum. Çok kötü oldum ya. Oğlunla seni görünce duygulandım. Ben de babamı düşündüm ama ağlamadım. Çünkü babam ağlamamdan hoşlanmıyor. O yüzden hemen çıkar çıkmaz babamı görüntülü arayacağım. Bana bir masal anlat. Ben Bahar kadar şanslı değilim. Hemen buradan çıkınca olsun, görüntülü arayamayacağım babamı. Baba denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Bir an önce evlenir misin? Hayır. Evlen. Hayır. Evlen yakamdan düşsün senin tatlı fanların. Efendim bu yarışta kalsın da nasıl olacaksa olsun hiç gidesi yok. Ama artık rekabet onu fena halde zorluyor. Fakat yine fazla söze gerek yok. Gördüğünüz gibi gelinlik konsept. Bu konsept en çok onun hakkı. Podyumda, sahnede onun. Deniz Serkanova podyumda.
kuzu olsun şekerle bal. Bu bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kalsın güneşle bal. Tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Ağlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunların. Kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle bal. Ağlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Ağlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Niye ağlattın hepimizi? Bilmiyorum. Niye böyle bir şey yaptın? Ama niye ağladık onu da bilmiyorum ben. Bu benim şarkım ve canım bebeklik şarkım. Çok yakışıklı olmuşsun. Ay öyle işte ya. Neyse. Ne düşündün? Ne şu an mı? Ne düşündüysen hepimiz onu düşündük çünkü. Ya benim hiç babam olmadı, annem de olmadı. Hiç beni böyle masal anlatan olmadı ben. Ağlayıp kimseyi üzmek de istemiyorum. İkimizin küçükken babası ben. Önce onun babası benim babam gibiydi. Ama artık onun babası benim babam değil. Can benim her şey. O benim aşkım. En güzel gelinliği onun yanında giymek istiyorum. Bravo sana. Harikasın. Can, beğendin mi anneyi? Çok güzel olmuş değil mi? Can'a teşekkür edelim. Evet, git. Şuradan şöyle dümdüz yürü istersen. Bir de kameraya şöyle bir poz ver. Bay bay. Yakışıklılığını görelim. Tam o karşıdaki yıldızda dur bakalım Can. Bravo. Benim kavalyeni yollamak istemezdim ama olsun. Onu da uyandırmayalım bence bir şeylere. İyi ki hepiniz varsın. İyi ki sen de varsın. Çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz. Tuğba. Deniz. Benim yeğenim var. Onun ismi de Can. Ben çok kötü oldum. Ablam da senin gibi siyah saçtı. Ağlama. Ya onu bana hatırlattın. Gelinlik yiyemedi. Dolaylı sebeplerden dolayı. Bir gün eğer tekrar aşık olur, evlenirse gelinliğini ben yapacağım. Çok kötü oldum ya. Oğlunla seni görünce çok duygulandım. Ya çok güzel görünüyorsun, yıldızlar gibisin böyle. Seni orada da gördüğümde direkt duygulandım. Seni çok seviyorum biliyorsun. Güzelsin. Başka da bir yorum yapmak istemiyorum. Duygu. Ben de çok beğendim. Konseptin de çok güzel olmuş. Ya biz varız biliyorsun.
Her zaman senin yanındayız. Sen bize, bizim yanımızdasın. Biz senin yanındayız. Ama bilmiyorum. Çok güzel görünüyorsun. Ben ağlamak istemiyorum böyle ekran karşısında ama sana teşekkür ederiz bu duyguyu da bize yaşattığın için. Hem güldürüp hem de ağlattığın için. İnşallah güzel dileklerim seninle. Sen de ağlama. Bahar. Çok güzel görünüyorsun. Ben de babamı düşündüm ama ağlamadım. Çünkü babam ağlamamdan hoşlanmıyor. Özellikle yapmamdan. O yüzden hemen çıkar çıkmaz babamı görüntülü arayacağım. Hafta sonunda hemen gelsinler lütfen. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Can da çok güzel bir çocuk. Teşekkür ederim. Seni bu de arada çok Can, seviyorum. Sürekli benim yanım, aslında bir kez yanıma geldi ve sürekli konuştu. Sanırım Can'a benim için tiyolar almak için sorular sormuşsun. Hani Bahar'la nasıl barışırız falan. Ben de Can'a dedim ki beni sadece sevmesi yeterli. Beni sevdiğini hissettiğim anda seninle barışırım. Bu kadar. Yorum bitti. Teşekkürler Bahar. Teşekkürler. Hazır mısın? Bol şans. Hoş geldin. Ben Bahar kadar şanslı değilim. Hemen buradan çıkınca... Görüntülü arayamayacağım babamı. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunların kurtlar kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Şarkı bir neslin tertemiz, saf ve aileye olan duygularını anlatan bir şarkı. Tam damara vuran bir şarkı. Çok taze. Biliyorum ama. Gitsen bile bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba. Burada böyle gülüp eğlendiğime bakmayın. Benim iki aydır içim ağlıyor. Çok taze kaybettim babamı. Dolayısıyla bu şarkıda çıkınca tutamadım, hakim olamadım gözyaşlarıma. Özür dilerim herkesten. Günün başında herkes yürüdüğünde ben zaten kararımı vermiştim. En sevdiğim gelinlik hangisi diye sorduğumda. Deniz'inkini beğenmiştim, çok beğenmiştim. Tabii konseptin çok güzel olmuş, çok... Neyse daha fazla konuşmayacağım. Tamam. Çok seviyorum. Deniz en son ben gülmekten ağlamıştım. Ne zaman yani bir hüzünle, bir duyguyla ağladığımı gerçekten hatırlamıyorum. Beni bile ağlattın. O oğlunla birlikte çıktığın an inanılmaz hepimiz duygulandık burada. Ben de aynı fikirdeyim. 9. Çok güzel bir konsept. Anne oğlan, gelin çok güzel. Tabii ki o senin sonsuz kadar yanında olacak. Dokuz veriyor. Bu arada Can'a çok teşekkür ediyoruz. Can biraz ağladık. Kusura bakma. Üzülüyoruz senin için. Gerek yok bunlar. O kadar. Mutlu olalım, gülelim. Hayat çok güzel. Güçlü olmamız lazım. Sevgili izleyiciler,
konseptimizin hem ağlarım hem giderim bölümünü Deniz sayesinde tamamlamış buluyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yine denir ya, bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. İşte onun da beğeneni çok ama işte gönül laf dinlemiyor, söz dinlemiyor. Hep bir imkansızın peşinde. Bakalım yine su gibisini dedirtebilecek mi? Aleyna Eroğlu podyumda. To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the it's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Ay, ben Yıldız'a hiç geçmedim. Evet. Evlenmişim. Evet. Hem de Yusuf'la. Aha. Anladım. Yusuf, emin misin buna? Hazır mısın? Hazır hazır, belli. Hazır. Nerede yapıyorsunuz düğünü? Böyle geçen kırda yapmıştım. Şimdi biraz da böyle ağır bir yerde olsun istiyorum. Saray gibi bir yer değil bu, yanlış anlaşılmasın. Havuz. Başında evet. Bir... düğün olsun istiyorsun. Gel bakalım alayım sizi Yıldız'a. Kati sürekli olur da yanlış ki bir gün evlenirsem havuz başı falan hikaye yani. Neslihan. Çok güzeldi ya. Teşekkür ederim. Ben de çok severim bu şarkıyı. Evet yani tam çok güzeldi. Gelinliğine gelecek olursam Aleyna. Hı hı. Gelinliğini genellikle beğendim. Sadece biraz da önünün bir tık daha belki uzun olmasını istedim. Aslında bu uzun aşko. Topuklu mu şey? Aşko mu? Yani aşko derken aşkım. Ben sana aşko kanka şey falan de. Çünkü o sensin. Bak bu da benim. İşte bu biraz bak sen. Yok bu sen Bahar. Tamam, genelde bu tarz hep şeyler sen sana çünkü yakışıyor. Başladı. Bana yakışmıyor. Bu tarz sensin. Yalnız öyle bir aşk insanların değil. Artık bilinçaltına giriyorsun ben ki ben aşko diye Larasya diyorum. Lütfen siz birbirinize demeyin. Bence bu sensin Bahar. Hmm. Eklemem bitti. Neslihan devam et. Tamam. Evet Neslihan teşekkür ederim. Aslında bu çok uzun bir gelinlikti. Lakin hocamız diyor ya hani yerle bir olsun diye. O yüzden onu biraz kestirdim. Evet yoksa güzel, uzun bir gelinlikti. Güzel görünüyorsun. Evet, konseptin de iyiydi. Fena değilsin. Teşekkür ederim. Şarkıda dediğim gibi çok güzeldi. Daha güzeldi. Thank you. Tuba. Aleyna... saçın makyajın gayet güzel görünüyor. Üst kısmı da gayet iyi ama gelinlikte sen zorlanıyorsun zaten. Her gelinlik sana olmuyor bedeninden dolayı. Ben bir de bu üstünü almış. Evet dar, yani bol geliyor hep sürekli. Ben altını beğenmedim gelinliğin. Senin boyunu alt kısmını kesmiş gibi geldi bana. Ama bilmiyorum. Bana öyle ben geldi. Aynı duvar ya bakıyorum. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Hoşçakal. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler deyiz. gelinliğin kötü.
Dın dın dın. Kötü Aleyna. Yani 6 kötü. Heh, tamam. 6 gerçekten çok kötü. Yani 6'nı hiç beğenmedim. Eteğin başladığı yer güzel değil. Evet. Yani üstün böyle bir uzun görünüyor. Altın bir tuhaf bir biçimsizlik var. Hayır, ne oldu? Bir şey söyleyebilir miyim? Anlatabilir miyim? Anlat. Şimdi ben oturdum ya. Burası aslında daha böyle dar ve yukarıdaydı. Şöyleydi yani bu gelinlik. Gelinlik sana büyük demedim. Büyük değil ama daha yukarıdaydı ve daha dardı. Ama ben otur kalk, otur kalk, otur kalk yapa yapa bu gelinliğin arkasındaki ipler açıldı. Bu kadar. Yani o yakın boynundaki detaylar olmasaydı, o gelinlik strapless bir gelinlik olsaydı daha manalı bir şey olurdu bana kalırsa. Hı hı. Ama yine de fena değilsin. Teşekkür ederim. Partilerin gayet iyiydi. Hocam. 8. Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Sizi rica çok seviyorum. Ederim. Ben de seni. Aleyna hoş geldin. Merhaba İvan Hanım. Senin çiçekler artık bende. Size vermek istedim ama Urkan öğretmenim bugün yardım etti bana. Ona sorular sorunca hep bize yardım ediyor. Ben de o yüzden önüme böyle onu kestirdim. Tıpkı bir avına kilitlenmiş atmaca gibi. O yüzden ben de size verdim Urkan ben hocam. Ben de tek kişi evet, olduğu için hanımefendi kendisine ilettim. Aa, tek kişi olduğu şu için. Arada tek başka bir kişi olsaydı başka en sevdiğim, vermez miydi? En sevdiğim insan olduğu ha? için. Bunu öyle. İstiyor. Böyle olmalı. Canım benim. Cümle böyle olmalı. Aleyna'cığım, ben gelini... Şimdi bir gelinlik oturdun, kalktın, esniyorsa eğer... Sen bu düğünde bitince ne olacağını düşün. İşte ben de bu geliniksiz yüzden... Geliniksiz kalırsın ne düşünüyorum yani. Biliyor musunuz? Evlenmemeyi. Evlendim bakın bunlar hep bir sorun. Hep bir sorun teşkil ediyor hayatımızda. Yani gelinlik büyüyecek mi, gelinlik olacak mı, gelinlik olmayacak mı? Bir de ben zayıfım. Evlenip ne yapacağım ki diye düşünüyorum. Bence de yanlış düşünüyorsun. Kilo alacaksın. Gelinlik çok sana yakışan, kaliteli, güzel bir gelinlik olsaydı, koca da böyle seç. Çok yakışan. Kaliteli. Kocamı mı? Aynen ona göre. Geliniye göre olsa... kocanı seç aynı zamanda. O zaman vazgeçmezsin bu işinde. Anladın olsa mı ya. Ne demek istiyorum? Evet. Gözüm kaydı. Gözüm kaydı o tarafta. Evet özür dilerim. O tarafta gelir birazdan sonra sana. Ben de üst kısmından çok fazla sevemedim. O pencereler belinde. Üstündeki çok kalabalık buldum. Kaplar çok aşağıda. Etek kısım da çok aşağı, torzun çok uzun oldu. Yani gelinlik olarak... Daha büyük. Hem de büyük hem de yani senin güzeline yakışık görünüyor. Sen böyle su gibi bir şey giymelisin. Çok sade ve zarif bir şey giymelisin. Çünkü senin güzeli o kadar masum ki ya. Böyle bir şıkır şıkır şeyler istemiyor. Değil mi? Aynen öyle. Böyle bembeyaz bir elbise giyseydin, çiçekler sadece böyle gerçek çiçekler koysaydın kafa üstüne muhteşem olurdu. Geçen konsepti gibi değil mi İvan? Evet. Çünkü o zaman... Aleyna sen oysun yani bu değilsin. Kesinlikle değilsin. Evet. Belki de hani şimdi kır çok seviyorum ve hani Aleyna delindiklerinde akla gelen bir uçuş daha çok böyle Helenistik tarzı geldiği için acaba dedim öyle bir şey yaparsam çok mu tepki alırım? O yüzden daha farklı bir şey denemek istedim. Dantel. Normalde ben hiç dantel sevmem. Mesela Merve'ye çok yakışıyor dantel. Hı hı. Daha farklı oldu. Sana da yakışıyor ama o kadar kalabalık ve karışık olmamalı. Pencereler olmamalı. Tek olarak olsaydı tekrar böyle balıkçı yaka, yüzücü yaka ama sırf dantel olsaydı arada böyle taş olsaydı çok daha zarif ve şık olurdu. Bu kalabalık buldum. Çok beğenmedim. 8 verdim. Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Sizi unuttuğum seviyorum. Bir şey vardı. Böyle onu da söyleseydin de ben sadece puan verip açık saç makyaja girmedi. Girme ayakkabıda bile istemedi. Bütün arkadaşlarımın söyledikleri tamam. Aslında o şakırtılar o pencereler olmasa tam yalın bir kıyafet. Yalın hı-hı. bir gelinlik bu. Ama en güzel yerin şu tarz kullanmışsın ya omuzlarının güzelliğini ortaya çıkarmışsın. Çok da güzel ortaya çıkmış. Çok güzel yürüdün. Yalnız o kocan olacağı söyle, dans ederken seni böyle bütün her şeyi doladı. Kuyruk, duvak, her şey elbisenin altına girdi. Bana ona dikkat koca, edecek. Kendine gel. Evlenmeden önce tekrar çalışacaksınız. Tamam. Dans dersine gideceksiniz ki onlara daha dikkat edesiniz diye. Teşekkürler.
Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk Kemal Bey. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Bir an önce evlenir misin? Hayır. Evlen. Hayır. Evlen, yakamdan düşsün senin tatlı fanların. Ya öyle demeyin, onlara bir selam söyleyin ya. Ben şimdi senin tatlı fanlarına bir açıklamada bulunmak Hayır. istiyorum. Hayır. Bakın. Yani... O gün bugün Aleyna. Aynen. Lütfen, çok tatlısınız, çok seviyorum sizleri ama buradaki herhangi bir yarışmacıyla... En başta Aleyna ve Deniz, Deniz'in de böyle fanları var çünkü. Evet, bizi birbirimize yakıştırıyorsunuz, sağ olun, teşekkürler ama Aleyna benim dünya ahiret kardeşim olur. Oho, ama bu çok sertti Kemal Bey, ben arkadaşım, etik yumuşak olarak, yarışmacı. Etik olarak böyle bir şey mümkün değildir, olamaz. Çok güzel. O yüzden rica ediyorum artık daha fazla uzatmayalım bu mevzuyu, tadında kalsın. Bence hepinizi de. Seviyorum, öpüyorum. Kesinlikle. Sana bakıyorum. Gelelim. Kötü görünmüyorsun. Yani başka biri giyse olmazdı ama senin o enerjik tavrın bu gelinliği biraz şey yaptı bizim gözümüzde, normalleştirdi. Hep bu enerji, enerjiye inanıyorum bu arada. Evet, güzel pozitif bir enerjin var. Ben genel havana 8 verdim. Teşekkür ederim, görüşürüz. Görüşürüz. Lira. Kimin olacak ve kiminle vedalaşacak? Enteresan bir elbise fotosu var. Sevgili jüri üyelerim. Evet, ortak karar kararımız var. Ortak fikir karar. Birliğine vardık. O zaman. Bir, iki. Sevgili izleyiciler, beyaz hayallere dair dualar, dilekler, temennilerle tamamladığımız performansların sonunda gelelim esas meseleye. 10 bin lira kimin olacak ve kiminle vedalaşacağız? Tabii ki hemen süratle tablomuza gidiyorum. İlk önce bu galanın performansları sonucunda belirlenen puanları göreceğiz tablomuzda. Efendim, puan tablomuza bakıyoruz. Emine ve Merve 38 puanla zirvedeler. 37 puanla Deniz takip ediyor onları. Bahar 36 puan ve Neslihan 35 puan. En az puan alan 3 yarışmacımız. Nergiz ve Simay 24 puan. Duygu 30 puan. Aleyna 32 puan. Genel toplama bakalım hafta içinde alınan tarzlarla birlikte. Bugünün puanları toplandığında... lira Merve'nin olduğu 44 puanla Merve zirvede. Teşekkür ederim. Sadece 1 puan gerisinde Deniz var. 43 ya puan. Deniz. Emine 42 puanla 3. sırada. Eleme potasına bakarsak eğer. Duygu 34 puan. Simay 32 puan. Nergiz 28 puan. Enteresan bir eleme potası var. Öncelikle Merve'yi tebrik ediyoruz. 10 bin liranın sahibi oldu. Podyum senin. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Chiudo gli occhi e a me vicino, a Portofino, rivedo te. Romantik romantik eleme potasını davet etmek isterim. Duygu, Simay ve Nergiz, sizi yanıma alacağım lütfen. Nergiz, Duygu ve Simay. Yarışmacı arkadaşlarınız içinizden birini kurtaracak. Sonra iki yarışmacı jürinin karşısına geçecek ve biriyle vedalaşacağız. Sırayla soruyorum. Merve, kimi kurtarmak istersin? Yani tabii ki Simay. Simay. Teşekkür ederim. Dilara.
Duygu. Bir Simay, bir Duygu. Deniz. Ya şimdi Simay'a canım acıyor orada oluşuna. Acıyor ama ikisinin arasında kalınca duygusal olarak Duygu basıyor, Duygu istiyorum. Bir Simay, iki Duygu kararı çıktı. Tuğba. Ben de tabii seni orada görmek pek hoşuma gitmedi. Tabii ki Simay diyorum. Teşekkür ederim. Eşitledik. İki Simay, iki Duygu. Emine. Simay. Teşekkürler. Simay, iki Duygu. Bahar. Beni kıskanan kişi sayısı azalsın istemiyorum. Simay. Oraya oturunca aşkım diyecek ama teşekkür ederim Bahar'cığım. Dört Simay. Nesla. Tabii ki de Simay. Teşekkür ederim Nesla'cığım. Aleyna. Değiştirmeyecekse bu kararını öğrenelim. Zaten değişecek bir şey yok. Simay. Simay. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi gözün aydın. Teşekkür ederim. Geçebilirsin yerine. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Her anlamda geçmiş olsun. Yemin ediyorum eğleneceğim zannettim. Ah Duygu. Potaya girmeden haftam iyi geçmiyor. Geçmiyor, anladım. Geçmiyor. Gidiyoruz. Sen bunu totem yaptın. İkinize bol şans diliyorum. Elendi. Duygu ve Nergis. Geçebilirsiniz. Sevgili jüri üyelerim. Evet, ortak karar kararımız mi? Var. Ortak fikir karar. Birliğine vardık. O zaman? Bir, iki ve üç. Nergis'le vedalaşıyoruz. Henüz yarışmaya gelmiş olmasına rağmen. Nergis'cim güle güle. Azerbaycan'a bakıyor sevgiler, selamlar. Peki seni tanıdık, hoşça kal. Yolun açık olsun. Sevgili izleyiciler, Nergis'le vedalaştık. Pazartesi günü her zaman olduğu gibi yeni yarışmacımızla tanışacağız. Sürprizlerimiz var mı? Göreceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Herkese iyi pazarlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Başlıyoruz. Yeni yarışmacımızla tanışıyoruz. Bakalım podyuma yeni gelen isim kim? Meryem Hayeri podyum. Ay çok şeker yanaklarını sıkmak istedim. Gel gel. Ya geldim. Hoş geldin. Söylüyorum. Bahar'cığım bak benimle bana böyle konuşulmaz. Bir beni bir dinle. Ya da sen bir şeyler deme yani, anladın mı? Böyle bir muhabbet yok. Varsa da bunu dışarıda konuşalım, açıklığa kavuşturalım. Olur mu? İşte bekle net. Bahar. Ben bir şey seninle... Hadi bakalım. Merve, senden yorum alayım. Tabii. Aleyna. Deniz. Yerine otur. Yerine otur Deniz. Deniz sakın. Deniz. Bak ciddiyim, çıldırtma beni, yerine geç. Artık sıkıldım. Siz anlamazsanız ben size anlatmayı bilirim. Benim bayramlık ağzımı açtırmayın. Sinirlendirmeyin. Çıkar giderim bu stüdyodan. Ki gidiyorum. Bak gidiyorum.